Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Dima kaçıncı ders? Dima 12 abi. Dima 12 olmak. Dima 48, itikat 12. Dima 48. İtikat 12. İtikat 12. 48, 47'yi ben bir hulasa edeyim. Komplesini değil, bir parçasını. Bir ustadımızı rüyada görmeye başlıyor. Başlıyordu. Ustad bizi tavsiye ediyor. Yani güzel bir sanki üzerine mührü vuruyor. Nasıldı? Burada yer olmadığı için yaptım. Buraya bakın. Hep böyle dizerdik dimağda. Tahayyül, üstüne tasavvur. Bir üst tabii ya. Tahakkul malum böyleydi. Üstad Hazretleri bu bana anlatmak istedi şu. Aşağıda yukarı değil. Kesifin en dış dairenin yukarıda olacağını, aşağı doğru geleceğini ve buradan vicdana ineceğini. Ondan sonra bu tahayyülle tasavvuru dizmek değil, yan yana getirilmesi olduğunu söyledi. Ondan sonra şurası yuvarlaktır böyle. Hani şöyle yuvarlaktır. Buraya kendisi söyledi. Serbest bölge. Tahayyülle tasavvur yan yanayı da böyle midir abi, yoksa ikisinin arasında bir öncelik olan ilişkisi yok mu? Yani bunun şey mi? Yani önce tahayyül sonuçta, yani şeydeki o sıralamamızda önce gibi duruyor ya tahayyül. Evet. Yani işlem sırasında da bir öncelik soralım. Ama yani işlem sırası tabii ki öncelik bunda da. Yani bu dimada mesela soru ne? Bu ne işimize yarayacak? Hemen başta bunu söyleyeyim. Bayram süresince 4 gün, hatta 3 günlü bayram. İnsan eksik olmadan olsun. Her taraftan, Almanya'dan, yurt dışından çok geldi. Burayı anlatmak için silmedim. Kâr şu. Burası serbest bölge. Hakim olamayacağını bilememekten, hakim olmaya çalışmaktan psikolojilerimiz bozuluyor. Onun için 10 sene, 17 sene, 20 sene ilaç kullanıyoruz. Hani olmayacak bir şeyi talep ediyoruz. Kendimize kötülük yapıyoruz. Ama buranın şeklini değiştirebilirsin. Hakimiyet %50, %50'dir. Burası serbest bölge. Ustadın tabiriyle birbirine zıt. Burada. Bak, birbirine zıt. Her şeyin bulunabileceği ve kontrol edileyen var, edilemeyenlerin de bulunacağı, kısacası her şeyin, bak şurayı kapmış yapın, her şeyin her şekilde bulunabileceği bir alandır burası. Burası tespit etmek, teşhis etmek, tespit edip teşhis etmek seni müthiş gırtaptan kurtarır. Yani en basitinden şu, niye benim hatırıma geliyor? Niye ben böyleyim? Niye böyle garip garip alemler? Niye böyle yapıyorum? Kısmen burası hakim olunca kişinin intikadı oluyor. Yanlış fiiller yapıyoruz. Buradan kaynaklanıyor. Şimdi ben bunu anlatmışım zaten bir saat da. Yani bu şeyimiz, kârımız, bu olmayacak bir şeyin talebinde bulunuyoruz Osman. Yani buraya hakim olmaya çalışıyoruz. %100 olursun. %50-60 olursun. Zanlarımız burası mesela. Zan burada yani. Sen ya zanların %100 nasıl yaparsın? Zanları %100 olan peygamberdir. Sen burayı bak tamamen kontrolüne almaktan gelen bir şeyle, gayretinle, hedefinle, arzunla berbat ediyorsun kendini. Çünkü tamamen kontrol edilemez. Bu mümkün değil. Önden geçelim, doktor geç. Bu edilemez. Niçin edilemez? İnsanı insan yapan burası. Bu edilemez yani. Edilemeyeceğin bir şey, hani bizim bir tane cümle vardı ya felsefecilerin söylediği. Olmayan, Rüştü abi çok zikrederdi. Bak, olmayan kara kedi var. Ama olmayan. Karanlık odada aramak.
olmayan kara kedi karanlık odada aramak neyse, buraya tamamen hakim olma isteği bizim şeyimizi bozuyor. Yani bana niye vehim geliyor, bana niye vesvese geliyor, niye bu tuhaf tuhaf, ne güzel dün akşam karar vermiştik, aa sabah ne oldu, niye altı gene başa geçiyorum, burası. Burayla sorunum var. Psikolojim bozuk değil. Hiçbir Müslümanın psikolojisi bozuk değildir. Zanları bozuk. Hiçbir Müslümanın psikolojisi bozuk değildir. Müslüman olmayan bir şeyi talep ettiğinden kaynaklanıyor. Yani o kadar psikolojisi sağlam ki bozuk zannedenler ilaç kullanır. O kadar uğraştığı halde gene psikolojisini bozamıyor. Rahatsız oluyor da o kadar. Yani olmayacak bir şey dayatıyor. Fıtrat reddediyor. Ya bu kadar okuyorum. Bu kadar okuyorum. Bu kadar derse katılıyorum. Gene olmuyor. Hayır. Hepsi oluyor. Hepsi olmuş. Bir şeyim var işte. Olmayacak bir şey, her şeyin, her şekilde bulunabileceği bir alanın, bak her şeyin değil, bir şeyin istediğim gibi olsun demekten kaynaklanıyor. Bir daha cümle ustadın ya, ya rüyadaki, risaledeki değil. Her şeyin, biz bir şeyi, her şekilde bulunabilecek bir şey istediğim gibi bulunsun burada. Dönüştürmekten, değiştirmekten, arzusundan kaynaklanıyor psikoloji sorunumuz. Sen düşünebiliyor musun bir uçakla giderken türbülansı hiç olmasın? Hiç böyle sağlanmasın. Olur mu böyle bir şey? O zaman sen atmosferi bilmiyorsun. Hava akımını bilmiyorsun. Bak, sağlanması rüzgar hareketlerindendir. Türbülans ise havanın yoğunluk farklılığındandır. Olması herhangi uçaktan değil, tehlike olduğundan değil. Dışarıda bizim mektubunu okuduğum için 0.3 bardan 0.5'e geçti. Veya 0.5'ten 0.1'e basınç düşüklüğünden uçağın attığı gaz karşılık buluyor, bulmuyor. Sert duvara vuruyor, yumuşağa vuruyor. Uçak nasıl gider? O motorun gaz atar. Gaz atarsa, atarken ondan sonra duran havaya veya hareket havaya vurarak o duvar gibi olur, uçağı iletirdim. Yani şu, balonu şişir, hocamız öyle derdi. Şişirdi mi? Bırak bakayım, ne tarafa gider? Gazı ne tarafa atıyorsa ileriye doğru gider. Çünkü basınçlı hava, bir şey anlatacağım. Basınçlı, balona bakın, kafaya benziyor. Basınçlı hava, duran hava, tamam mı? Arasındaki fark da o hızda gider. Bak şimdi. Balonda 7 bar basınç var. Atmosferdeki yoğunluğun düşük ve küçük olması 2 bar. Arada fark ne? 5. Uçağı 5 derece ileridir. Yani şişirdik balonu, duran havaya İçerideki basınçlı hava vurduğu için balonu ileriye iter. Uçak bu kanunla şey yapar. Uçma. Yani gitmesi öyle. Şekillenmesi yön kanatların hareketleri iledir. Şu an mesleğim itibariyle şeyi anlatacağım şimdi. Bu balon kardeşim şeydir. Dimağdır. Balon. Şişirme gaz elde edilen ilimlerdir. Elde edilen malzemelerdir. Şimdi tahayyüle başlıyorum ki ama ya Rabbi, iyi ki itikattan sonra tahayyülü geldik. Tahayyülü atlamıştık. Tabi ya, olmaz ki. İtikattan sonra şimdi bakıyorum, tahayyül, doktor, Fikret, ama ya Rabbi, 2 gün önce başladım, baş döndürüyor. Atom hariç, şu gördüğümüz duvarlar ne kaşı bina? Atom hariç, ki atomunu zaten gören yok. Nesini görüyorsun şu duvarı? Sureti. Hep sureti. Orayı gördüğünü zannediyorsun. Hep burada. Orası burayı besliyor. Kesinlikle orayı görmüyorsun. Hep buradayız. Kafamızdaki sureti mi görüyoruz? Kafamızdaki sureti yani görüyoruz. Depodaki bir şey mi buluyor? Daha şöyle bakarken orayı buradan şey yapmıyor. Gelenler,
burada aktif ediyor orada bir. Evet. İlk ya, sureti onun için küçük dünya, dünyamız. Aa. Onun için timsali sureti varlığı. Küçük dünya, atom hariç hep. Şey de o zaman tahayyülden çıkabilip itikad, tasdik işte itikada çıkarsan küçük aleminden çıkıp hakiki şeye geçmiş. Hakiki, büyük insan oluyorsun. Büyük insan oluyorsun. Buradaki küçük insan kainat insan etmez. Onun için bu burası aynı zamanda kafirin itikat dünyası veya Müslümanın küçük dünyası. Bunların üstüsü dünya denilir. Bu büyüğe, büyük insan. Geçersen umumi dünya, Ustad Mesnevi çok zikreder. Hususi dünyanı geniş zannediyorsun. Büyük zannediyorsun. Böyle çok tabirler var. Duruyorum, duracağım, kendimi yırttım, yırtacağım, çenemi patlatacağım kadar anlatacağım. Burası. Bu hani dima derslerinden bu netice çıksa bence yeter. Bu yeter ya bu. Ve bilmek bizi tavsiye etti ustad. Böyle anlatırdım. Tahayyül, tasavvur, tahakkuk, tasdik, izan, itizam, itikar bu. Gafur geç geldiği için senin için bak bir daha anlatıyorum. Tahayyül, tasavvur böyle giderdik. Ustad böyle yapmadı. Böyle yaptı. Ama tahayyülü ve tasavvur böyle yaptı parmağıyla. Kitabın üzerine bunu böyle yaptı. Burası serbest bölge dedi. Birbirine zıt her şeyin ve kontrol edilebilir, edilemez %50 ve her şeyin her şekilde bulunabileceği bir alandır. İnsanların psikoloji sorunu, Müslümanların psikoloji sorunu hiçbirisinin yoktur. Sorun şuradan serbest bölgeye %100 hakim olma arzusudur ki olmayacak bir şeyi, olmayan kara kediyi karanlık odada aramak neyse buna hakim olma gayretinden ortaya çıkan sıkıntıya sıkıntı diyor. Şöyle olabilir mi Hasan abi? Çok hissiyatlarımız var ki iyilik zannıyla fenalık yapıyorlar. Çok iyiler. İyilik zannıyla fenalık yapıyorlar. Nasıl iyilik gelir? Muhali talep etmek, kendine fenalık etmek. Hasan abi bir şey söyleyebilirim. Şimdi tam şey yapamadım ama. Şimdi tahayyül tasavvuf yerimiz değil mi bize? He. En kesif ise en cami. Burası kontrol altına alınamaz diyoruz ama sanki ismi azamla altına alınabilir gibi düşünüyor. Hiç alınamaz da şöyle. Peygamberler almış. Peygamberler almış. Asıl imamlar almış. Kardeşim. Çünkü abi şey için diyorum. İsmi azamla olabilir değil mi? Çünkü her şeklin, her rengin sahibi. İşte nerede, hangi mekanda, nasıl? Burası da öyle bir yer. Evet. Ya en güçlü yer aynı zamanda. Evet. Her şeyin her şekilde göründüğü. Buraya hiç olmaz demedim. Bizim için konuştuk. Alamazsın. Peygamberlerde %100 hakim. Bunun adı da zaten peygamberimiz zaten tamamen hakim olmanın adını şöyle söyledi. Benim şeytanım bana iman etti diyor. Tamam mı? Bana iman etti diyor. Mesela insanlar zannediyor ki gece karanlıktır. Lemalar da söylüyor ki gece alemini karanlık istila etti diyor. Gece alemi ayrı, karanlık ayrı. Gece karanlık değildir. وَاَتَشِ لَيْلَا وَاَخْرَجَ دُحَاهَا Gece alemi başka, gündüz alemi başka. Karanlık başka, aydınlık başka. Allah birbirini tefrik etmek için bir tanesini bir boyadı. Geceyi boyadı. Siyah ile ona karanlık dedik. O zaman ikisi beraber olduğu için gece karanlık zannediyoruz. Gece karanlık değildir. Karanlık ayrı bir şeydir. Bak en büyük aldanma buradan zaten. Bunları duymak var ya bu dünyada ölmeden. İşte Allah Resulü diyor ki ölmeden önce ölünüz. Yani bu zanlarınızdan çıkarsan diriliyorsun işte. Burayı ben bir daha girmeyeyim. Sonra ustak şöyle yaptı. Bunu buraya birleştirmedi parmağıyla kitapta rüyamda. Şöyle kıvırdı. Bak şöyle kıvırdı. Buna bile buraya taakkul dedi. Burası berzahtır dedi. Tarafsızdır. Bundan sonra bu böyle iner itikat vicdana, bu itikatta iner aşağıya, tahrip eder vicdana. Burası kırmızı olduğu için 142 sözlerde çok ilginçtir, çok ilginçtir, gidişatı ters yapıyor. Bak şöyle diyeyim, ahirette diyor, işte dünyada cesetlerin, iyi dinliyor musunuz burayı? İnşaatı hatırlar mısın bir binayı? İlk önce inşaat olur, inşaat olur. Sonra içerisine insanlar oturur, ihya olur, hayatlanır. İlk önce inşaat olur,
Sonra ihya olur. Öyle değil mi? İnşaat. Ahirette ilk önce ihya var, sonra inşa var. Sonra ruhların gelmesi var. Tamam. Bu ters alın. Çünkü standart düşünmekten çıkartıyor. Ustad bunu getirerek bir manası ahiretin düşüncesiyle buraya düşündürüyor bize. Ter. 10. sözde geçiyor bu. 10. sözün zeylinde. Ahirette diyor ruhların gelmesi var. İnsanın ihyası var. Sonra insanın inşası var. Dünyada nasıl? İlk önce inşaat, inşa, sonra ihya, sonra ruhun gelmesi var. Peki onu zikretmesi niye burada zikrediyor? Çünkü ahiret anlayışımız, ahiretteki ezeli ve ebedi hayatımıza göre burada şekillendirmek için egzersiz oradaki sistemle burada düşündürüyor. Tamam mı? Şimdi sözler 142'de diyor ki, üç yol var diyor. Bak terse bakın. Birincisi nedir? İman edip imanına göre yaşayan. Öyle mi? Gidişat neyi gösteriyor? İman edip imanına göre yaşamayan demesi gerekirken, öyle mi Osman? Evet, bak bir daha söylüyorum. Bu çok kaçırma bak. İman edip imanına göre yaşayan, iman edip imanına göre yaşamayan demesi gerekirken, birincisine diyor ki iman edip iman ettiği gibi yaşayan, ikincisine ne diyor biliyor musun? İtikat ettiği itikadına göre yaşamaya. Niye imanı itikada dönüştürüyoruz? Üçüncüsü zaten kafir. Boğazdan aşağı. Tasdik eden, fakat sefahat ve dalalette gidenler bir haps ebedi, bütün dostlarından bir tecrit içinde bir haps müferit, yalnız başına bir hapis kapısıdır. Öyle gördüğü ve itikad ettiği ve inandığı gibi hareket etmediği için itikad. Öyle muamele görecek. İtikad ettiği gibi yapmıyor. Aslında yukarıda neydi? İman ettiği ona gibi yaşayan. Ehli iman için bunu yani. İman. Ha, iman ettiği gibi yaşayan. İkincisi ne olması lazım? İman ettiği gibi yaşamayan. Tabii iman ediyor, yaşamıyor olması lazım. Biz öyle zannediyoruz. Evet. Değil bak. Çünkü iman iyi dinleyelim. İman bir enerji paketi midir? Kendisini gizleyemez. Bir şekilde ifade eder. Etmiyorsa itikad ediyordu. İman yok. Tövbe estağfurullah. Yani her itikad eden imanı var diye bir şey yok. Her itikad eden imanı değil. Çünkü batıla itikad vardır. Batıla iman yoktur. İmanın zıttı yoktur. Yani batıl itikadlarınız diyor. Alihelerimiz diyor. Batıl iman yok. İman tektir. Çünkü iman Allah'ın zatının bir nurudur. İrade-i cüziyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İman. İman böyle. İman gaybadır. İtikad zahiridir. İman gaybadır. İtikad da iddia ediyor sanki. Tamam. Mesela işaret edeceğiz de çok güzel der. Diyor ki bu şapka ve zurnalar gibi şeyler diyor ne alakası var diyor imanla. İman diyor gaybi olduğundan gayba diyor intikal etmek hayattaki dışa vuruşların fiil ve söylemleriyle intikal edilir diyor. Yani dışarıya tezahür eder. Şeyde de söyler. Hutbe-i Şam'ı 77'de der ki kalbin ve kalpteki hissiyatın dışa temayülatın ve hissiyatın dışa vuruşudur eylemlerimiz. Dolayısıyla iman edip imanına göre amel yaşamayan demiyor. Yaşamayanın boyutu, namaz yok, oruç yok, imandan bir şey diyemiyoruz, bilmiyoruz. Çok ağır bir şey oldu aslında ama fark edemedik biz onu. Evet. İhliyat yoksa da diyor o zaman. Yani amelu 103, işaret edeceğiz. Amel imandan değildir diyor. Ama amelsiz de iman sağlam kalmıyor diyor. 72 gene işaret edeceğiz da diyor ki, akaidi ve imani hükümleri sabit ve daim kılmakla meleke haline getiren nedir? İbadet. İbadetlerdir. Meleke haline getiren ve devam ettiren. Ben amel ettiğim halde, oruç namaz kıldığım halde imanımda sorun yaşıyorsam, düşe kalka endişem varsa adamın namaz orucu yok. Nasıl imanından emin olacak ki? Yani iman etmiyor, inanıyor. İnanmak itikat oluyor, iman etmek sanki eylem oluyor. İman eylemdedir. Burada da zaten diyor ki itikat ettiği ve inandığı gibi diyor. İman ettiği gibi demiyor. Evet. İnanıyor sadece. He. Niçin bu kadar saydı? Ha, bu. Bu itikat ediyor batıla. Kendi zanları var.
putları ilah edindi, insanları ilah edindi. Şu o kadar cayip ki seçimdeyiz bu akşam bugün. Adam küfre gayet rahat taraftar. Onun imanı yok, itikadı var. Çünkü elhu bu fillah ve bu zülfillah, şaka yok. Onun için bu asra ne dermiş? Ulema İslam kayıp asır dermiş. İnsanların yaşamadığı kabul ediliyor. Bu adın, bu asrın adı kayıp asır. Bir tane sene dedim ki, derste de söyledim. Öyle bir din ki, bu dinle ne alakası var dedi seçimin, tarafkirliğin. Dedim ki, hayat tamamen kendisi seçimdir. Mesela en basiti, çıkalım. Tuvalete sol ayakla mı giyim, sağ ayakla mı? Dinle diyor, bir şey diyor mu? Diyor. Değil. Mesela tüküreceksin sokakta, yürüyeceksin. Din bir şey diyor mu? Değil. Din hayatın hayatıdır. Hem nurudur hem esasıdır. İhya-i din ile olur, bu insanın hayatı. Şimdi hayat tercihlerle din. Bu tercihleri ya dine göre yapacaksın ya kendine göre yapacaksın. Dinin hükmetmediği yerde hesap yoktur. Hükmettiği yerde, ölçü getirdiği yerde hesabı vardır. Tuvalete nasıl gireceğini demişse, onun hesabı var demektir. Mesela ne güzel diyor ayette, siz nasılsanız başınız da öyle olur. Ha? Başını sen seçiyorsun. Sonra ya Rabbi ben iyi bir ortam yoktu ki dini yaşayayım. Sen kötü ortamı sen yaptın. Tamam. Şimdi bu itikat. Tamam mı? Bu şey, bu ne yaptı? Kafir, üçüncü yok. Bu birinci yok. Çünkü bu ondan sonra ilime, intisale, taassuba dönüştü, salavet oldu. İtikattan kalbe indi. Alameti nedir? Hissin ve temayülatın dışarıya vuruşu. İman kendisini gösterir. Yahudilerin, kafirlerin bir sözü var. Paranın ve imanın kimde olduğu belli değil. Vallahi billahi tallahi bu Yahudi sözü. Üzümeye bağını sorma. Vallahi Yahudi sözü. Helal mi haram mı? Niye sormayacaksın? Çaldın mı çıktın mı? Çünkü imanla para dışarı tezahürü olur. Adamın yürümesi bile, eli cebine koyuşu bile para var mı yok mu belli. Bu ayın sokakta gidin bakın. Biraz dikkat edin simasını. Bakamadın. Yürüyüşüne bakın. Anlamadın gene imanı, itikadını. İki kelam edin 5 dakika. İtikadı nedir? Kesin %100. Basit. Burada sağ yol sol yolu demiş miydik? Ben bana müracaat ettim diyor şimdi duyuyor. Kuyruk teyze. Müracaat ettim diyor bu şeye. Benim diyor erik diyor bahçe dışarıya sarktı diyor. Çocuklarını aldım diye beni rahatsız ediyorlar. Gelin budayın dedim diyor. Gelip budamamış. Evet, onun için ceza vereceğim şimdi oyuna. O kadar. He? Eriğe bağlı. Nereden duyacağım ben bunu? Bahçesinde sarkan eriğin dallarını kesmemiş. Allah'ını seversen cennet bu kadar hacı babanın böreği midir? Bu kadar ucuz mudur? He? Benim ana dinim ağlayacak. Gene ben endişe edeceğim. Hazreti Ömer anası dini alacak, Hazreti Ali'nin anası dini alacak, geçmiş ümmetler ikiye bölünecek, delileri soyulacak, peygamberi tuz basılacak, geçmiş ümmetin çektiği kadar çekmedikçe cennete gideceğim zannediyorum. Sen dalga mı geçiyorsun Cenab-ı Hak'la ya, dinle. Ha? Eğriğin dalı dışarı çıktı, budamadığı için adam küfrü tercih ediyorsun. Elhamdülillah ki kanuna tebaiyet var ve o yolda gidiyoruz. He? Şimdi öyle bir zulüm olur mu? Emeğe saygı vardır. Anam dinimi alıyor. Bak ayağımı tutamıyor. Tekerlekli sandalyeden bastonla bu hale gelmiş. Ve böyle tutuyor. Ha niçin? Kendimi inşa etmek için. Kimse iyilik yapmıyor. Yani niçin garibime gidiyorum? Arkamdaydı. Elimi kaldırdım. Ya Rabbi. Ha kaldırdım. Ya Rabbi. Sana hamdü senalar olsun ya Rabbi. Beni o asaf-ı keyfin içinde bulunup da onlardan olmayanlar cinsinden kabul et ya Rabbi. Ben şu oyu kullana kadar ben onlarla beni helak etme Allah'ım. Yani senin Allah'ı tercih ediyor. Küfrün temsilcisi belli. Bu da imanın temsilcileri. Masatan değil ama belli. Birisi aç iken Allah isyan eder. Ramazan'da herkesi karşısında mitingde ayran içen, su içen adam eliğini budamadı. Sanki o gelince eliğini budayacak. Ulan senin kafanı budayacak lan. Ha? Yani bu bitmiş. Bu niye anlattım? Burası din olmuş.
Zaten o itikadı tahayyül tasavvurunda kalıyor yani ona bağlı. Öyle bedava yok kardeş. Bak Risale'de çaktırmıyor. Birincisi iman edip imanına göre yaşayan, ikincisi itikad edip itikadına göre bile yaşamıyor. İman da deniyor ha gene yaşamıyor. İtikad ettiği gibi de yaşamıyor. Kardeş imanın tezahürü olur. Amelu. Amel imandan değildir ama amelsiz de iman kalmıyor. Akaidi ve imani hükümleri sabit ve daimi kılmakla sabit ve melek haline getiren ibadetlerdir. İbadet yoksa melek haline gelmemiş. O zaman tık gidiyor. Kimse duymasın ama maalesef amelin yok, orucun yok, zekatın yok, namazın yok. İslam eylemdir, itikat değildir. Namaza inanmak değil, namazı kılmak, zekatı vermek. Bak nurcuyum diyorsun, bir diyor küfre taraftar olan var. O zaman İslam'ı yok ama imanı var değil, İslam'ı yok, itikadı anca varsa var. O kadar. Bak, İslam'la iman aynıdır. 36 mektubat, 34 şey, 34. Nedir o? Bak, iman izandır, İslamiyet iltizamdır. İslamiyet, hakka tarafkirlik, teslim ve inkılaptır. Yok adam, yok olunca... İslamiyet yoksa iman mı olacak? Yoktur. Estağfurullah sahibim. Sol taraf nazarında bir itikat ve alemi şekillendiriyor. Sağ taraf ise kanun ve tebaiyetle Allah'ın dinin bir şey evet. yapıyor. O zaman şu şurayı da ekleyeyim o zaman. Onu dedin ya. Burası kişinin bak burası şuraya ekleyeyim. İkinci sözdeki cümleleri bana söyleyebilirseniz hususi dünyası ki bir ikinci sözde şöyle diyor. Neresi abi? İkinci sözde baş tarafta mı? Yok yok ikinci paragrafta şey dört tane şey sayıyor ya. Evet abi. Hodendiş, bet bin. Tamam. Şimdi ben burayı siliyorum. Bu Almanya'daki gelenlere göstermiştim şurayı. Tamam. Her yani şey onlara anlattım böyle. Şeytanın ve vehim içine attığı yer. Burayı onlara tekrar anlattım. Ondan sonra serbest verdim. Bunları bir sileyim de şöyle yapayım. O şeyde daha bu üç yolu söylemişken bir de onu daha söyleyelim. Bir ara geçmişti. Bu şeyde üstad ne yapıyor? Aslında bir şey var. İkinci yol yani normalde zahiren ne olur? Ya küfürdür ya değildir. Ya imandır ya küfürdür. Başka çaresi orta yok. Ortası olmaz ama üstad orta bir yolu şey yapmış. Evet. Aslında imam o. Yani bütün de küfür tarafına geçmemiş. İkinci bir yol var. Hapsi müfret. Tek başına hapsi müfret. Ebedi. Yani şey değil ama. İdam ebedi değil. İdam ebedi değil. Arası bir şey çıkmıyor. Yani ara bir şey var. Çünkü imam ve küfür ortası yoktur diyor. Ulema İslam'ın şeyi. Asıl imamı bir şey getiriyor. İtikad. İman küfürün ortası itikad. Ama kafir değil. Hakikaten kafir ama Müslüman da değil. Ona bir tanımlama getiriyor. Evet, aslında bir merhamet tarafı da var. Bu. Ama kurtarmaz. Kurtarmaz ama kafiri yapılan cehennemdeki muamele değil görmez. Ama cennete de gitmez. Kafirden daha ağır. Peki cennette kaç mertebe vardı? Cennette, şey cehennemde, cehennemde. Yedi. Cennette sekiz. Cehennemin birinci tabakası cehennemdir. Çünkü oraya kafir girmeyecek. Cehennemin birinci tabakası günahkar Müslümanların yeridir. Ebedisi vesaire hep oradadır. İkinci tabakadan sonra kafirler için. Şimdi bak, demek ki kişinin hususu dünyası ki hot bin, hot kam, hot endiş, bet bin olduğundan kendi nazarında bir aleme, memlekete düştü. Kendi nazarındaki memleket bu. Şimdi geçiyoruz bugünkü derse. Bunu kolasaydık. Ondan sonra gafurdan kurtardık soruları.
kendisi gelene kadar kendisine. Biz buradan hemen kaçalım çünkü buradan çok soru sordu. Şeyi de söyleyeyim mi abi? Yani ne? Çok istifade ettiğim için hani mesela tahayyül tasavvurda olmak mevzusu hani şey gibi geliyordu. Mesela üstad bile diyelim. Yani tahayyül tasavvurunda olup şey yapmış. Yani aslında onu bir terakkiye dönüştürmüş. Olmak hani bir çok şey de değil ama fıtri bir şey yani. Fıtri bu. Bu fıtri bu. İşte diyor ya hani Van Kalası'nda binler gözüm olursa ağlayacaktı diyor, kalbim ruhum ağladı. Öyle zannettim diyor, o hayalden beni ayet kurtardı, imdadıma geldi diyor. Evet, buradayken imdadıma yetişti ha, diyor. O haletler, o üstadın yaşadığı halet tasavvurunda, zannında girdi. Mesela üstad hiçbir zaman itikadı olmadı, üstad gaflete mi girdi, şey mi oldu değil. Fıtri bir kanun yaşıyor. Tahayyül evet. Tasavvuruna serbest bölgesinde kontrol edilmeyen sahaya girdi ama ayet hemen imdada geldi ve oradan terakki ederek gelişti. Bir 26. lema var ya, komple bu. Komple bu, aynen. Komple bu. Ben diyor... Cihadistliğe nazar evet. mı gezdirdim diyor. Mesela o cümleyi okuyayım. O cümleyi okuyayım da, o kişi yaptığını, o 26. tam orayı anlatıyor bak. Yani hani tam uygulaması var aslında yani külliyatta. Üstad kopya. Bak. Yani tahayyüle tasavvura giriyor. Yani girme zaten fıtri girmek zorundasın. Bir şekilde giriliyor ama ayet imdadıma yetişti diyor. Oradan kurtardı diyor. Birden hakikat tecelli. Acayip. Bak diyor ki şuraya alayım, sıfırayım. O şiddetli teessürden gelen gaflet. Teessür buradan. Bana dünyayı korkunç, boş, hali başıma yıkılmış bir tarzda gösterdi. Dünyayı nasıl gösterdi? Bak hususi dünyası. Bak. Hususi dünyasına bakın. Bak. Dünyayı korkunç bir boş hali başıma yıkılmış bir tarzda gösterdi. Ruhum ise düşman vaziyetini alan hadsiz belalar karşı bir nokta istinat ararken ruhta ve ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir noktayı istimdat tahali ederken burada buralar arıyor. Yani buradan çıkmak istiyor bu balondan. Balonumu şunu anlatmadım ya. Yani. Tamam mı? Balon yani hava diş etkenlerdir. Basıncı değiştiremezsiniz, rüzgarı değiştiremezsiniz. Uçaktaki şeyle hareket eder. Motor çalışarak lastik hareket etmiyor araba gibi. Basıncı bırakarak durgun havadan istifade ediyor. Tamam mı? Şeyde mesela uçak korkusu olanlar için de söylüyorum. Yani rüzgar hareketlerini böyle böyle yapıyor. Endişe etme şu kanat, mektebini okuduğum için. 3 metre aşağı inebiliyor, kırılabiliyor 3 metre. O kadar büyük basınç da yok. 3 metre de yukarı yapabiliyor. Toplam 6 metre yapabiliyor basınç. Onu aşarsa kırılır. Tamam. Rüzgar hareketlerine karşı bu. Diş etkenler. Bana bu niye oluyor? Uçağa diyorsun ki niye sallanıyorsun? Bak ne kadar ne yaparsan yap, diş etkenler mevcut. Peki içeride buna ait nesi var? Her cihaza iki tane var. Rüzgar böyle gelse kıvrılabiliyor. İnebiliyor. Ona fırsatlar vermiş. İle verdiği güzergahta değil. Tam 40 mil değiştirebiliyor. Sağına, soluna, üstte, aşağı. Pilot değiştirebiliyor içinde. Önünde tehlike varsa vesaire. Böyle bu uçak gibi düşün. Kalkıyorsun, irtifayı koruyorsun, iniyorsun. Sahili selamet aşağıda. Yani o hadiseler bizi nasıl çalkalıyor? Uçak tepe. Sabitiyet yok. Ancak odada uçarsa uçak. Tamam. Şimdi bak diyor ki, dünya yani ruhum da düşman vaziyetini alan hadsiz belalar karşı nokta istimdat ararken ve ruhum da ebede kadar uzanan hadsiz arzuları tatmin edecek bir nokta istimdat tarih ederken ve o hadsiz fırak. Ve fıraktan ve tahrip ve vefattan gelen hüzün. 4 tane bak. O hadsiz firak 1, iftirakat 2, tahrip 3, vefattan gelen hüzün ve gama karşı teselli ararken birden Kur'an-ı mucizeli beyan. Bak burada nasıl balonu şişi patlatacak? Bismillahirrahmanirrahim. Sebehalina imafis semavati vel ardı ve huvel azizul hakim lehu mülkü semavati vel ardı yuhuyi ve yumit ve huvela külü şeyin kadir. Ayetinin hakikati tecelli etti. O rikatı, firkatı, deşikti, hüzünden, hayalden beni kurtardı, gözümü açtırdı. Hayal zannettim diyor, öyle zannettim diyor. Evet, ondan sonra zanlar başlıyor. Baktım gördüm ki. Bu.
Yani bu serbest bölgeye gaflet sahasını diyebiliriz aslında. Tabii tabii, gaflet her şey. Her şey gaflet, huzura vesaire, her şey. Evet. Dalgalı dünyam, tahayyül ve tasavvur ettiğim, uyku, gece alemi, senin o süsü dünyanın nazarında, serbest bölge, yalnız karanlık, kimsesi, soğuk, kabri. Hı hı. Ondan sonra tahayyül zamana, tasavvur mekana simgeliyor. Tahayyülüm aslana, musakarata, jimnastik sehpası gibi daracı bir gözüküyor veya pasaport dairesi. Tasavvurum ejderha, cennetime giriş kapısı. Melek ilhamlarıyla şeytani ve seseler ve vehimlerin cirit attıkları yer. Acayip bir şey bu. Hepsi bir tanesi diyor işte, gelen benim bizi ziyaret eden bir açık adam ya. Ya abi hakikaten bizde bunlar var mı dedi ya. Şöyle garip bakarken, aslında buraya bakarken burayı seyrediyor. Yani sen, ben bir şey anlatırken bir şey öğrenmiyorsun. İçerisi açılıyor. Şimdi bu var mı hakikaten bizde? Aynı var. Bak bütün esmalar orada var da sanki var, ayet geliyor diyor ki bak o esmalara değil, bu esmaların meratiplerinde bak buna, o öyle şekillendir, evet. Kafana göre değil. Doğru, aynı. Bir kere bu bildin mi? Yani senin hiçbir zararın yok. Sana gelen vehimler ve vesveseler, iyi diyelim, kötü diyelim, işte kafayı unutacağım, işte mahremime karşı böyle cinsellik geliyor, intihar şey geliyor, cama gelince işte hepsini tekrar ediyorum bana yine sonra. Camın kenarına çocuk elimde olamaz çünkü camdan at diye bir duygu var. Kendini, ben bile cama yanaşamıyorum, kendini at diyenler var. Ya ben alçağım, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben nimetli bilmem Allah böyle. Hakikaten öyle. Saydı sayı hocam niye geliyor Hüseyin lan dedi. Sonra burayı bir gösterdim, vay be bunlar var. Bende de var hepsi dedi. Ya abi bana böyle geliyor. Bende de var. Yapma ya dedi, rahatladı, of be bunda da oluyormuş. Vesvesenin, vehmin şeyi burası, bölgesi. Tabii. Girdi, buradan giriyor. Gırdap kardeş burası. Ha nasıl çıkarsın? Bizim köylüler bilir. Köylü çocuklarınız varsa aranızda. Şimdi dere yok mu? Derede, büyük gölde yüzerken bazı yerlerde iki taş arasında gırdap olur böyle. Orada usta yüzücüler şey yapar. Bırakırsın kendini, döner döner. Hadi çık bakalım. İyi kulaç atıyorsan o gırdabı yırtıp çıkarsın. Yoksa biri sana yardım edecek. Yoksa yorulursun, çökertisini. Boğarsın. O gırdaba kimse girmez. Burası gırdap. Usta yüzücü olacaksın. Abi değilim, bu değil. Bunun için geldi. Büyük şehrin sportesine yüzmeye giderken böyle spor tesislerine de yüzmeyi öğreneceksin bari. Öyle yok. Uykudan kalkacaksın her gafur. Yok, ben konuşmuyorum, tutuyorum diye beni şey zannetmeyiniz. Tamam. Kendimi de zor tutuyorum. Tutmayın. Şimdi böylelikle kolasalandık mı abi? Şimdi hemen bugünkü dersimizin bunu sileceğiz. Bunu bir tane arkadaş kalksın. Bugünkü tarih atsın. Dima 48, itikat 12. Tarih ve nerede ders yapıyoruz? Semtimiz. Yaz. Bu arada okuyoruz. İyi bir tazelendik mi abi? Bundan daha bunu söyledim. Şeyde işte Urfa Mevlidi'nde ismi vermeyeyim. İki tane üniversitedeki, bir tanesi neydi o bölüm başkanı, bir tanesi de eğitim görevlisi. Bunu diyor şey yaptırmak için bu şeyi. Oraya inşallah seni getireceğiz dedi. Getireceğim seni. Harun Üniversitesi'nde şey Dekan. Doçen. Bununla alakalı. 20. Serbest bölge. Bilmiyorum ne olduğunu. Hangi bölüm olduğunu bilmiyorum. Çok korkunç bir şey. Benim değil ki bu. Ustad geldi. Ha buraya mı geldi masaya? Bu budur. Eliyle de yaptı. Ama çok garip. Üstad abiyle girdi. Girdi tabelaya şöyle bir baktı. Ben nereden çıktığını, neyin nesi ya bu yazı falan. Harita. Hiçbir şey demedi. Tam tersine geldi. Ustadım Dima anlattı. Ne demek Dima, nereden çıktı demiyor. Üstad abi işaret ediyor. Şurası kitap yolluyor. Ver dedi. Hangi kitap, ismini ver dedi. Getirdi. Anlattı, neyle çiziyor kitabın üzerinde. Elinden de dökülen şey var. Abdest suyu. Usta çizen. Şu usta çizdi orayı. Serbest bölgeyi çizdi. Böyle yaptı. Buraya takul dedi, koy dedi. Burası serbest bölgedir diyor. Burası şeydir diyor. Menfi itikat, burası müsbet itikat, burası serbest bölge. Bu serbest bölgeyi anlat. Serbest bölge nedir diye hiç konuşmadan gönderiyorum sinyal. Birbirine zıt. Her şeyin her şekilde bulunabilir. Bir alan. Her şeyin her şekilde bulunabileceği ve birbirine zıt, kontrol edilmesi hem mümkün hem değil olan bir alan. Yani bu sorunumuz nedir? Sen de doktorsun.
orayı kontrol etmeye çalışmak, edilemeyecek bir şeyi etmeye çalışmak, yani bizim Anadolu'da bir laf var, ağırmayan dişini kepete takmak gibi. Kontrol edilmesi mümkün olmayan bir şeyi mümkün yapmaya. O zaman dersin, o zaman hasta olayım, hasta olmayayım diye hastalıkla meşgul olup hasta olanlar var. Tabi ta kendisi. Mükemmel için bu zaten, Allah razı olsun. Nedir o? Diyor ki bana bu, bunlar da olmasın. En net olayım. Öyle bir şey yok. O zaman terakki de durur. O balon mükemmeliyetçilik o yani. Bir tanesi vardı. Ver sana de. Neye kalktın dedim. Ne gürültü var dedi kanım. Abi dedi masamda dedi. Acaba defterimi böyle mi koydum? Böyle mi koydum? Kalemi dedi tam şey olacak dedi. Ben arada kalem böyle atmışım. Ben de bu şeyi sevmiyorum. Bunu iyi bildi zannediyor, disiplin zannediyor. Mükemmeliyetçilik bu resim berbat olmuş. Bu hayat yaşanmaz ki. Yataktan kalkıp bu kalem burada mıdır, burada mıdır, böyle olacakmış. Tamam mı? Nasıl olacaksa. Böyle mi tutacak, böyle mi tutacak, böyle olacakmış. Tamam, he. Ondan sonra hadi git yap. Yataktan onun için kalk. Ulan ben namaza zor kalkıyorum, sen kalemi düzeltmeye kalkıyorsun. Kim namaza kalkmadı bu sabah? Var mı aramızda? Yok. Yok değil mi? Öyle mi görünüyor ama sana? Bana bakarak konuştun. Yok değil mi? Acayip bir şey ya. Lan ben namaza zor kalkıyorum, sen kalbimi düzeltmeye kalkıyorsun. Anlıyor musun? O aynı zat namaza zor kalkıyor. Şeytan yaptırıyor. O bölgeye nasıl hakim olacaksın? Hakim olsa vallahi ben olurum. Hiç boşuna uğraşma. Ben bu kadar uğraşıyorum adamı. Benim kafamın içi inan, ilmelerin aynayla kalkan demeyeyim. Aynel yakın seviyesinde ilme yakinim var benim kafaya. Yani ilmel yakinin aynel yakın, hakkal yakın değil. Aynel yakın seviyesinde anlıyorum. Ben hakim olamıyorum da bu bölgeye. Ve hak veriyorum. Bir şey yaptı, yanlışlık yaptı falan dedi, etti, tamam mı? Bir sürü dengesizlikler yaptı. Ne diyorum biliyor musun Gafur? Serbest bölgenin özelliği. İşin içinden çıkıyor. Ya ben nasıl yaptım ya, niye dedim ya falan, tamam mı? Geçen arabaya kızdı bir tanesi ama az kaldı tehlike beni bariyeleri vuracak. Ulan dedim Allah seni ıslah etsin ve nurcu etsin dedim. Bağırdım kendi kendime. Sonra dedim ki ne bağırıyorsun, niye kendini ürütüyorsun? Hemen ötekisi dedi ki serbest bölge özelliği. Serbest bölge. İkisi de hayrı söylüyor çözüm. Serbest bölge dedi. Bir tanesi bana bağırttırıyor, o şer. Ondan sonra dedim ya ne oluyor ya dedim. Hayır dedi ki serbest bölge dedi ya. Serbest gözlerden her şey de çıkar. Eşek sesi de çıkar, insan sesi de çıkar. Ama Mesnevi de şöyle diyor bununla alakalı. Sen diyor, ahırdan diyor, at sesini beklerken, çıkması normal iken, sen bülbülün ötmesini beklersen diyor, kendine zulmetmiş olursun. Ahırdan bülbülün ötmelerini bekliyorsun. Atın kışlemesini beklersin diyor. Sebep söylediğine ne çekecek? Her şey çıkacak kardeşim. İşte büyük cevap budur. O çıkacak, söylemeye çalışacak, yapmaya çalışan şeyi kontrol edeceksin. Deme, yapma diyeceksin. Kendine zulmetmeyeceksin. Ne olsun dedim, niye dedim ya? Hemen cevap verdi. Serbest bölge kardeş. Zinayı nasıl yapıyor, içkiyi nasıl içiyor? Serbest bölgeden kardeş. Hayali çok çalışıyor, odaklanmış. Tasavvurunu, takunun blok etmiş, bu işi yapmış. Kendisi yapmadığına delirledir. Uyandığı zaman ağlıyor senelerce. Kendisi derken yani şuuru değil. 13. lema şeytandan istiyaz bahsede diyor ki imansızlıktan değil. Kebal işlemek imanın örtülmesi, mağlubiyetinden geliyor. Ama ne zaman o iç diye yaptı, böyle olması lazım derse artık batıda işgal olur. Tabii canım bu şey zamanda bunu yapmak lazım dedi mi? Abi bir şeytan bir nefes verdi, bir de serbest bölgemiz oldu şimdi. Çok rahat ya. Evet. Hepsini toplayan yer, serbest bölge kardeş. Hemen bir şey yapınca, hata yapınca, serbest bölge. Dedim Hasan sana yakışır mı lan bir derler koruyorum. Bu ne ya dedim ya, bu ne pes bayağılık lan. Ne bağırıyorsun, adam yapar ya, yapar normal. Delikanlı yapmıştır arabanı, sana bir sıkıştırmıştır. Hemen öteki taraf cevap verir şurada. Serbest bölge, serbest bölge. Aynı böyle yaptım. Tamam serbest bölge, rahatlık az çıktı. Arabada var ya, am, pşşş. O 302'le, o otobüsler de öyle, pşşş. Giderken hava tahliye diyor ya. Burada bir dipnot düşmek lazım bana.
Bu yani bu serbest bölge vardı ya, her şeyi normalde gibi görünmesin sanki oraya da nokta düşmek lazım. Hayır, yani, normal değil. Burada her şeyin bulunmasından günah yoktur. Yani, mesela bu şeyi küçük yani, çekmece... yapıyor mu bu serbest bölge dememekte, onu da dipnot düşerim, öyle anlayanlar çıkar. Yok, şöyle. Bence bu yani. Dima ateşi. Şu küçük çekmecede meyhane yok mu? Var. Camide var. Meyhane olmasa Allah bana soracak mı? Küçük çekmecede sen oturuyordun, meyhane var. Ha, bunların varlıkları normal. Ha, dışarıya çıkarken dedim, bunun cihattır işte. Çıkartmayacaksın, kontrol edeceksin. Tamam mı? Ha, yaptın, çıktı dedin. Battın bitti değil, sen çökmüşsün değil. O anda mağlupsun, o kadar. Yani zaten imtihanınız orası. Evet. Yani yap, yapma. Evet. Gelmiş. Yoksa yani. Benim içimde niye geçiyor deme. İçinden geçeni diyor 86. sayfa Ömer Nasuh Bilen İlmal'da diyor ki Allah Resulü'nün hadisinin aklı diyor bir mana, içinizden geçeni konuşmadıkça, yapmadıkça mesuliyet yoktur. Büyük cihat da budur. Peki şöyle diyebilirim. İçinde geçmeyecek demiyor. Geçecek. Abi cüz-i ihtiyarımızdan vazgeçtiğimiz nispet ya da ölçüyle oraya hakim olabiliriz. Aynen. Çünkü irade ile günah işlenmez. Evet. Günahlar ihtiyarla işlenir. Bunu kesinlikle not düşün. Subut-ı sıfattan olan irade senbasalilin irade ile günah işlenemez. Ha, ne ile işliyoruz? İrade devre dışı, ihtiyarla işliyoruz. Çünkü ihtiyar hayvanlıktır. Bedenseldir, andaki durumdur. İradeyi de dinlemiyor diyor bazen abi. İradeyi dinlemiyorsa mağlup, artık yol nedir biliyor musun? 200'de giderken otobanda ama Bolu Dağı'nda can kurtaranda yer, yarım metre gafur ne var? Buz. Şimdi yüz, bir anda gittim ama bilmiyordum. Gizli buz viyadüklerde. Hani 10 santim buz var yani 2 metre. 10 santim buz var ama 200'de gittin gafur, tamam mı? Bilmiyordum, kar yok. Viyadüklerde rüzgar estiği için gizli buz olur. Aa anladın. Daha yapacak hiçbir şey yok. Tamamen merhamet ilahi. Frene bastın şansın yok. Doğru verdikten aşağısın. Hani orada arabayı ustaca kullanabilmek. Ne yapabilir? Elinden geliyorsa vitesi eline geldiği kadar düşürmeye çalışmak. Tamam. Emniyet kemerini her tarafı sağlam almak. Artık dua cenaze tarzini vermek. Bir anda girdin oraya. Abi, bismillah, siz kaşanınız. Bana takılacaklar. Nasıl olsa dersin başı ya, burayı keseriz. Biraz kafamda çözemediğim bir şeyler var. Sanki bazen çözüyor gibi oluyorum, bazen çözemediğimi düşünüyorum. Bunu ben bir anlat, bir gösterebilir miyim abi? Tabii, göster. Çok çok basit. Yani nasıl olsa başı dersin. Tamam, keser atarız inşallah. Tamam, tamam. Hasan abi, Türkiye. Hep zıttan bahsediyorduk ya. Hep şöyle yapıyoruz. Yani hep şöyle yapıyoruz Hasan abi. Şurası Adem, burası vücut diyoruz ya abi. Ben şimdi Harun'uma da söyledim, biraz anlatmaya çalıştım. O de yap, vücut değil. De çevir. Bu tamam mı? Vücut. Hep kafamda şöyle düşünüyordum. Ya vücuttur, vücudun tersi, ya Adem'dir, Adem'in tersi vücuttur. Diye. Yani eyaktır ya kara, grisi yok tabi. Grisi yoktur diye demiyorum da Hasan abi. Şöyle, mesela diyelim ki şu aynadır. Şu benim, şu benim vücudum, bu ben varım. Bir de aynadaki benim yansımam var. Aslında o yok. Aslında yok ama görünüyor. Aslında o yok. Yani böyle gibi algılıyordum. Sonradan düşündüm ki o da değil Hasan abi. Çünkü Adem'in, Adem yok. Öyle bir şey yok. Onun zıttı olur mu? Yok, onun zıttı olur mu? Olmaz. Heh. Şimdi Hasan abi, tahayyül ve tasavvur aslında bizim ene farazi bir hat ya Hasan abi. Hı hı. Ene farazi bir hat. Ne demek? Yani benim tahayyül ve tasavvurum başka bir şey değil Hasan abi. Yukarısı değil yani. Ene benim tahayyülüm ve tasavvurum. Aslı yok, tahayyülü tasavvur ettiğim diyor. Evet. Ve diyorum ki, mesela sıfır çarpı on. Ne yapıyoruz Hasan abi? Sıfır. Sıfır. Aslına döndürüyor. Bu tahayyül ve tasavvur
sıfırın yanındaki şu virgülü var ya Hasan abi. Bu virgül. Adem'e zıt yapabilmeyi kabiliyetini bize veriyor Hasan abi. Harika bir şey söylüyor. Adem'e zıt yapabilme kabiliyetini bize veriyor. Gelsin yaz. Mesela 1-2. 0-1 Hasan abi. 0-2. Bakın 0-1'i çarptığınız zaman bir karşılık veriyor size. Yani şu virgül tahayyül ve tasavvurumuz oluyor bizim. Yani mutlak Adem yoktur diyoruz ya sana. Harika ama ya. Bu Adem. Harikayı duyduktan sonra daha devam ettirmeyeyim, bozmayayım. Çok ilginç. Çünkü sıfırı neyle çarparsa cevap vakiler. Ya tahayyül tasavvurda mı oluyor o iş yoksa? Tahayyül tasavvur vücut rengini gösteriyor. Ondan sonra ta akıl berza bunu onaylıyor. Vücuda doğru gidiyor. Ondan sonra vücuda gidiyor. Ondan sonra tasdik denen ilim oluyor. Ya bir berzahtan geçiyor. Tahayyül ve tasavvuru taakul neyin nesidir araştırıyor. Onaylanınca onaylayan tasdik ilim oluyor. Ama batıl ilim de vardı. Peki, ya Allah Bismillah, defter 227. sayfa, oradayız. Tamam mıyız? Yeni de başlıyoruz. Bundan önceki saati saymıyoruz. İşaret-i Caz 75, Muhakemat 128, sayfalarda aynı mana kullanılıyor. Bu ne? Ehli tabiat esbaba hakiki tesir veriyor. Ehli tabiat. Gene serbest bölgede şey özellik bu. Mecusiler biri şerre, diğeri hayra olmak üzere iki halika itikat ediyorlar. Görüyor musun itikat? İman yok. Ehli itizal de efal ihtiyarının haliki abdır diyor. Bu üç mezhebin esası, tamam, bu üç mezhebin esası batıl bir vehmimaz, bir hata hududundan tecavüzdür. Metin bitiyor. Keşke böyle yazsak ama yapalım, okuyalım, ondan sonra yazmaya ihtiyaç var mı diye. Çünkü uzun bir şey, uzun bir soluklu yer olacak burası. Bunlardan biri madde ve hareketi adına esbaba tesir veriyor. Madde yetmiyor. Maddenin hareketi, madde ve maddenin hareketinden ortaya çıkan şey kaçınılmaz oluyor. Yani sebeple sonuç beraber olunca sebebe tesir veriliyor. Aldatılan gen olması. Esbab perest, tabiat perestlerin aldatan ince çizgi şu. Sebeple sonuç aynı yaratıldığı için, sebeple beraber sonuç yaratıldığı için sonucun tesiri vardır sebebin diye zannediliyor. Yani elmadan lezzeti alıyorum zannediyor. Evet. Elmayı ağzına koyduğun için. Aynı anda oluyor. Evet, aynı anda. Elma sebep, lezzet sonuç olur. Evet. Mesela şeye benziyor. Huzur lazım. Para nedir peki? Lazımın lazımıdır. Yani para lazım olsa parası olan herkes huzurlu olurdu mantıken. Ama parası olan herkes ya huzurludur ya değildir. Ama huzurlu olan herkes huzurludur. Huzur lazım ama o huzura sebebiyet veren lazım bir şey var. Para veya maddi sihat veya iyi bir ortam. Lazıma zanda mıdır abi o zaman? Zandadır. Lazım huzurdur. Ama sağlık, iyi bir ortam, para, bu lazımın lazımıdır. Ama bu asıl insanı lazımın lazımını lazım yapmış. Şimdi diye bak bir de okuyorum. Bunlardan biri madde ve hareketi adına esbaba tesir veriyor. Ne için veriyor bir daha söylüyorum. Sebep sonuç beraber yaratıldığı için sonucu sebep yaptığı zannediliyor. Diğer ikisi ise din adına güya tenzih etme adına söylüyorlar. Bak iki mesela ehli tabiat esbaba hakiki tesir veriyor. Mecusiler ise güya Allah'ı kurtarmak adına ve itizam
Mesela içkiyi insan içiyor. İnsan içiyor. Bu tezileye ve abi var ya Arabistan. İçki içiyor. Allah içirir mi ya? Allah istemiyor. Ha. Oysa kişinin efalini haliki Allah'tır. O fiile vücuda çıkması için şartı adi insanın ihtiyarıdır. İhtiyarıdır. İhtiyar ve meyli. Onu ne yapmış? O vücuda gelmesi için şartı adi. Adi derken onu Allah işte şart koşmuş. Ama yaratan odur. Yani suyu da kaldırtan Allah'tır. Şu kaslar hareketi. Şarap olsa şarabı da kaldırtan Allah'tır. Yani kaldıran Allah'tır. Kaldıran Allah'tır ama bunun kaldırması için meylettim. Allah'ın irade-i külliyesi ve kudret-i rabbaniyesi benim ihtiyarıma bakıyor adeta böyle. Nereye meylettim? Allah yapıyor. Ama meylettim olmasından dolayı meyleder etmez oluyor ya. O zaman ben yaptım zannettiniz. Aslında Adem'e götürüyoruz o külliyi. Adem açıyoruz burada. Nasıl yani anladım. Şarabı kaldırmak ademi bir şey oluyor. Evet. Adem'in yolu açıyorsun. Adem. Evet. Şimdi bir tanesi tabiat adına Allah'ı inkar ediyor. İkincisi Allah'ı tenzih etmek. Diyor Allah'ı kurtarmak adına tabiata tesir veriyor. Birisi küfür adına tabiata tesir veriyor. Birisi Allah'ı tenzih etmek adına maddeye, sebebe tesir veriyor. Yaşasın ehli sünnet. Evet. Çok tuhaf yani. Allah'ın son hadisi var. Biz de uydum. Biz takmadık ehli sünnet. 76 tane, 72 fırka olacak, 72. Bunlar için bir tanesi çare-i naci olacak. O da ehli sünnetimdir diyor. Kimdir ya ehli sünnet yarısına? Al ve ashabımın yolunda giden sünnetimi yaşayanlardır diyor. Buna ehli sünnet, yani sünneti yaşayanlar. Ehli. Neyi? Sünneti. Şimdi, peki bunlar niye düştüler buraya? Bir, sebebi şu. Batıl bir vehmi maz. Gene tasavvur. Hani var ya serbest bölge. Vehim. İkincisi bir hata. Üç, hududundan tecavüz ettiklerinden. Yani hudut nedir? İnsan haddini bilmeyince hududu belli değil. Hududu belli olmayınca da haddini bilmez oluyor. Nedir o? İnsan kendisini terbiye etmedikçe terbiyenin içinde kanaat edemez. Haddini bilen hududunu bilir. Yani kendini bilen haddini bilir. Had ne demek? Kötü bir laf değil. Haddini bil. Yani hatlar var ya, kuvve-i gadabi, kuvve-i şevi, kuvve-i akli, ifrat tefritten kurtarıp hadde getirmek. Dün akşam bu dersi yaptık. Cumartesi. Dün gönderdiğiniz ders abi. Ha? Şimdi daha çok iyi anlamak nasip oldu biliyor musunuz? Dün akşam gönderdiğiniz ders değil evet, mi? Evet, cumartesi Zeytinburnu'nda yaptığım ders. İhtina sıratel müstakim. Bir insan nasıl istikamet bulur? Herkes ben istikamet denildi diyor. Üç kuvve var. Bu ruhun burada yaşayabilmesi için. Bu bina. Herkes kullanır. Ya ben buraya kiracıyım, tamam mı binaya? Ben çıktıktan sonra başkası oturacak. Bina ne nurcudur ne kafirdir. Tamam. Bu binaya ben oturdum şimdilik. Nedir? Üç kuvve lazım ruhu bu cesette oturtmak için. Kuvve-i akliye, kuvve-i şevi, kuvve-i gadabiye. Bunların da üç mertebesi var. İfrat, tefrit, vasat. Bu ne yapar? Üç tanenin üç mertebesi. Dokuz mertebe. Dersi gönderdi. Bu nasıl ihtilal sıratımız? O zaman istikamet burada oldu. Yani bakın, haddini bil gafur demek, ecdat demiş hani var ya, beler, çocuk demektir yani. Yani sakallı çocuk, lan çocuk gibi düşünme, sakalın çıkmış ama o kafanın o şekilde değil. Yani kötü bir laf değil ama şimdi öyle oldu. Mesela haddini bil, yani ifrat tefritten çık, had bu. Rabbini bil ya. Rabbini yani haddine geç. Niye böyle raleciler gibi öyle şey yapıyorsun, sağa sola kayıyorsun ya? Viraj almak için. Koşucu partiler var, herkesin çizgisi belli. Haddini bil, yani ifrat tefritten çık, had, hudut. Haddini bildin mi, hududun belli olur, ifrat tefrit. Ondan sonra istikametin ortaya çıkar. İnşallah bu dua isteyenlere söylemezsiniz Hasan abi. Neyi? Ha, haddini. Yanlış anlaşılır. Yanlış anlaşılan o kadar şey var ki. Mesela hem şeylerden bir tanesi, açık saçıkların ortaya çıkmasının bir sebebi, en büyük sebebi, erkek ister evlenir, kız bekler, istenir evlenir. Kendisi nasıl hissettirecek? O da çeşitli şekiller girecek. Oysa İslam'da erkek nasıl ister evlenebiliyorsa gidip isteyebiliyor. Kız da gidip isteyebiliyordu. Evet, evet, evet. Oh. Talip olabiliyor.
talip oluyordu. Mesela gafur der babası veya abisi veya kendim. Gafur. Bak kardeşim, bak evladım babasıyız. Bak askerden gelmeseydin. Bak böyle evlenme şeyine geldi. Böyle bir talip yok. Benim kızım var. Yani böyle bir şeylik yokmuş. Bak böyle böyle özelliği var. Namaz mesela haberin olsun. Bu sefer bu şekilde sen duydun, o da duydu. Yani söyledi kardeş abisi. Kız daha kendisini göstermek için açıksa açık veya çeşitli şekillere girer mi? Kendi varlığını göstermek için ihtiyaç duymaz. Artık bilindi. Görüyor musun? Yani ne kadar birbirine girmiş, yanlışlar doğru, doğrular yanlış olmuş. Ya. Demek ki batıl bir vehmi mağaz. Vehmi mağaz ne? Haza katıksız bir vehim. İki, bir hata. Hat A. Yani ölçüsüz. İki, hududundan tecavüz ettikleri için. Hududun bir daha anlattım bak. Haddini bilmeyen hududunda kalamaz. İstikamete çıkmış. Ne demek o? Kuvve-i akliyenin haddi bak. Hududundan tecavüz demek. Bir, kuvve-i akliye ya ifrat ya tefritte. Kuvve-i gadabiye ya ifrat ya tefritte. Kuvve-i şeveye ya ifrat ya tefrittedir. Haddinden çıkmış. Hududuna çıkmış. Haddi belli değil. Haddini bilirsen had, ölçüler belli. Haddini bilen hududunda kalır. Hududunda kalan da istikameti bulur. Had fıtrat mı oluyor? Evet. Fıtrattır. Fıtratı selimlemek. Evet. Haddini bak bilirsen hududunda kalırsın. Hudud fıtratı selimedir. Aslıdır. Ama kendi hududunu bilmesen aslı fıtratına kalmıyorsun. Ya arkadaşlar hududundan çıkma falan niye duruyorum tesadüfen böyle ne olur klişeleşmiş sokak tabiri hududundan tecavüz. Hududuna tecavüz. Ne anladık? Hudut ne? Bak anla. İçsel alemde istikametin hudut bu olduğunu. Sokak tabiri değil bu. Bu lügatla çözülmez bu. Hudut haddan gelir. Hani var ya parayı verdik haddan gelen huya girer. Haydan gelmiş huya gitmiş. Ne demek biliyor musun? Kötü bir söz değil. Hay olan Allah'tan hu olan Allah'a gitti. Hiçbir şey tesadüf değil. Ama sorumluluk yüklenmedi. Bak, hududuna çeceğiz. Hudut. Hudut bak. Bak bu arsadır. Bu da arsa. Burası senin gafur burası. Benim kardeş geçme hududum. Huduttur. Hatler, hudut. Tamam. Evet. Anladım. Nasıl belirliyor? Burada taştır ama kazasucular, haritacılar bilir. Uyduda bu buna şey deniyorlar. Poligon taşı. O kadar korkunç ki bizim köye kazasu geldiği zaman adamlarla tanıştık. Bizim köy böyle ya böyle yamaç bittiği zaman deniz. Dedim ya beton koydular ilk önce. Anayı bir şartel gibi bir yer koydular. Kazdılar yani. Öyle acayip cihazlarla kazdılar, bir beton koydular. Ondan sonra araba getirdiler, çanak anten uyduya. Ondan sonra tamam dediler. Neyse buna uğraştılar. Dedim ki, Erol Bey, ben bunu dedim, bu kazdığınız poligon taşıymış. Çeşitli şeyler kullan. Bunu dedim, 10 santimetre böyle alsam ne olur? Siz yok, ben onu kaydırsam. Şu dedi, tarla görüyorsun ya, Göbek'teki tarla, köy. Denizin ortasına kayardı. Veya deniz buraya kayar. Hani ama merkezde 10 santimetre hariçte tarla denizde. Anlıyor musun? Yani içsel hudu, haddin belli değilse dışarıda hududun belli değil. Mesela adam geliyor niye bu hududu kaydırıyor böyle? Hududu niye bozuyor? Haddini bozduğu için. Haddini bilmez hududu belli değil. Var böyle bir tane hastalıklar var köyde. Hasta, kendisi söylemiş. Bazı zenginler olduğu gibi. Markette sabun çalarmış, bir şey çalarmış ama çok zengin ya. Şey, harfiyat sahibi. Yakalanmış vesaire. Ama nasıl yakalanmış? Çaldıklarını aylar, bir ay veya iki ay geçiyor. Topladıklarını ya parasını veriyor veya topladığı malzemeyi getirip diyor ki ben böyle bir hastalığım var. Ondan sonra getirip malı teslim ediyorum. Bir de orada yapmıyor, başka markette yapıyor. Bizim köyde başka birisi var. Yaşlıdır.
Eğiliyor, bu hudutta oynayacak. 10 santim. 10 santim. Çok zengin yani. Bu bir şey olmaz. Mesela şöyle diyeyim, hesap ettim. Onun yanında hesap ettim, hiç yapmıyor. Şimdi 1 metre geçtin çaydan. 1 metre çaydan geçersen, kaç metredir dedim toplam? 60 metre. 10 senede kaç kilo çay yapar dedim? 100 kilo yapmaz, 200 kilo. Bir ton yapsın. Bir ton 2 milyar 300 bin lira. 10 senede 2 milyar için bu hududu kaydırmaya değer. Ne dedi biliyor musun Gans? Ah hoca, bunu kaydırmanın ne kadar lezzetli olduğunu sen bilsin. Aslında şeytan bir şey. Fail tasavvura. Mesela usta da demiş ya, usta gıybet anlatıyor, aramdır şudur. Ceylan abi onun yanında, ilkokuldan beri yanında ya, Nazlı. Ah ustadım demiş, ah. Gıybete ne kadar lezzetli olduğunu bilseydin, sen de akşama kadar bizimle gıybet edin. Çili demiş. Niye? Haram lezzetlidir. Ustad şöyle diyor, menüs bir lezzet var diyor. 16. mektupta. Menüs bir lezzet var diyor. Haramlarda menüs bir lezzet var. Menüs. Evet. Biraz çok yüklendiniz de sana abi. Çok yormayalım da. Biraz hafif kaydırayım olayı. Şimdi şuna herkes taş diye bakıyor ya Hasan abi. Vallahi benim için taş değil o. Benim için benim dün geldiğim bölgeyi, dün orada olduğum bölgeyi bütün anlatıyor. Bana geliyor ki siz benim memleketim alıyorsunuz, bir o tarafa atıyorsunuz. Bu taşı kaydırırken şimdi bir bu tarafa. Şu taşı aldığı deredeydim belki de Hasan abi. Benim için bu taş değil ya. Vallahi değil ya, bu taş maşı değil Hasan abi ya. O ne biliyor musun? Fotoğraftır, komple oradadır. Senin gördüğün bütün alemleri, bütün cihanı bir noktaya yap, o noktaya hakim ol. Sen yokken senin mekanında, Tılsım Dershanesi'nde, Yedi Kule Dershanesi'nde şeyi yaptık, 9. Bütün cihanı bir noktaya yap, o noktaya hakim ol. Dersi 9 yaptık. İşte bu taş değil. Taştır ama değil. Çünkü bu nedir peki herkese? Bununla neyi görüyorsan, bununla nereye taşınıyorsan, bu sana neyi hatırlatıyorsa, bu sana nereyi ufuk açıyorsa, bu oldu. Evet. Anladın mı? Allah'a hamd olsun ki kendisiyle meşgul ettiriyor. Allah bizim bildiğimiz gibi değilmiş ya. Yani. Helalara bakıyor böyle. Gelen var, o kay. Yapma. Aferin lan sana. Yazdım lan sana cenneti. Sana cennet mi? Böyle zannediyor. Semadan bakan böyle bir kral. Hüt! Aferin lan. İyi. Hüt! Geçme oraya. Böyle bitti. Hani halkı temsil etti. Bizim köyde öyle. Bak Allah bakıyor ha. Allah bak yukarıda ha. Allah burada değil dede. Burada da değil, yukarıdaymış. Allah Risale-i Nur'la meşgul ettirmiş ya. Ben ne yapacaktım? Biz kafayı üşütmüş. Anladın mı? Cenneti şey vermiş abi Allah. Bir de anlayalım diye anlamadığımızdan burayı vermiş. Cenneti eğitimini yapıyoruz. Cennet bir şey değil ki, gayet olmuş insanlarda. Cennetin cenneti varmış, haberi yok. Allah gayet edilmemiş, cenneti gayet etmiş. Allah nedir? Cennetin cennetidir. Aynı o Allah, cehennemin cehennemidir. Bisiklet mi? Bisiklet mi? Sen ne diyorsun? Bisiklet mi? Şey, amaç, şu hafızlık mevzusu. Of, ama acayip bir misaldı. Güzel. Evet. Peki, bir de okuyayım bunu. Peki, bunlar niye düştüler buna? Batıl bir vehmimaz. 2. Hat. A. 3. Hududundan tecavüz. Ettiklerinin hududu artık yeter. Hudut budur. İtikadın bozuk olmasına bunlar sebebiyet veriyormuş. İtikad niye bozuk oluyormuş? Batıl bir vehmimaz. Hata ve hududundan tecavüz edince insan itikadı bozuluyor. Batıl bir vehmimaz. Ne demek bu? Allah-u Alem tasavvurda bu. Çünkü vehim tasavvurdaydı. Tamam mı? Vehmimaz niye vehim demiyor? Yani artık vehminden de vehim etmiyor. Bizim bir cümlemiz var ya, ona sana her şeyi şüphelendiriyor. Her şeyi sana acayip gösteren
şeyde vesvesede niye vesvese etmiyorsun? Vehme bir vehmetsene. Vesveseden vesvese et. Şeytandan şeytan et. Şeytan et. Aklına aklet. Vehimden vehim et. Vesveseden vesvese niye etmiyorsun? Vesveseden vesvese niye yapmıyorsun? Ha. Şimdi diyor, Allah-u Alem vehmi maz diyor. Vehim demiyor. Vehim %50. Vehmi maz. Artık onun alemi de vehmi yok, hakikat olmuş. Ha? Bir hata, bir hata ne demek? Tek tek uğraşmışım bunları. Allah-u Alem bu da taakkulda. Hata taakkulda olur. Allah'a beraber. Hata taakkulda mı olur? Hata evet orada olur. Geçmiş biraz aşağıya. Birincisi neydi? Batıl bir vehmi maz. İkincisi bir hata. Üçüncüsü hududuna tecavüz. Hududuna tecavüz tasdikte eder. Daha yukarı çıkar. Daha yukarı çıkar. Aşağı indir. İşte atar. Bak şimdi yapacağım. Aynen. Tasdikte çünkü fiile buradan geçiriliyor. İltizam oluyor. Yazayım mı bunları ben? Yok abi. Ha? Yok abi diyor. Tamam. Yok abi diyor. Ama şöyle bir sıralama var Hasan abi. Hata etmeyen hududundan tecavüz etmiyor. Yani böyle bir düz sıralama abi. Evet. Yani hududundan tecavüz eden muhakkak hata yapmıştır. Yani şunu yazayım da şurayı. Kale yazmayayım. Tamam. Son bu üçü, üçlüyü yazabiliriz. He, şu şu son üçlüyü çok mühim de. Bu çok önemli olduğu için itikadı bozuk olması. Bunlar itikadı bozan sebep şeyler mi? Evet evet. Bir sebepleri. Mesela yazayım. Abi imdat. Bir iki tane deliğin arasına düştüm ben tuvaletten. Dur abi bunu yazayım da. Bak hakikaten Yasin'le Harun arasına düştüm. İki deliğin sen de sözcüsü. Aynen. Ya, sana yardım et. Vallahi öyle. Şey, seni şöyle görüyorum. Bizim önümdeki bir laf var. Adam tulumsuz oynuyor en ufak şey. Ayağı sesi var ya tak tut, onunla da koron oynuyor adam. Bir de tulum görse hiç oturmayacak. Bu arada da kapı gıcırtısıyla oynanlar. Hoca dediği gibi, ben duydum ya, hikaye değil. Pazarda şey, bak arkadaşlar dedi, eski geçmişim, namaza duracak kız. Eski geçmişimiz hepimizin olduğu gibi benim de bozuk. Ne olur Allah rızası için dedi, telefonunuzu kapatın. Çünkü çoğunuzun dedi, tulum sesi var dedi. Tulum çalınca dedi, benim namazım sakata giriyor. Otomatik olarak hepinizin de girer. Yani ben duydum. Çünkü adam tulum çalınca namazda da zannediyor. Şimdi Allah Müslüman'ı affetsin. Yani niçin öyle dem ve damarlarına tulum işlemiş ki gayri ihtiyarı namazda çalıyor. O hakikaten öyle dem ve damarlarına işlesin ki bir şey deyince tecavüz, hat, hudut, ne bileyim vehim deyince tak 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 sistemimiz hemen ona gitsin. Bak, batıl bir vehmi maz ne demek bak. Amin. Bunu yapıyorum. Amin. Amin, pardon. Batıl bir vehmi
Maz, Allahu Alem, yani %100 emin olmadığım için tasavvurda çok mühim olduğu için yazıyorum. Çünkü vehim tasavvurdaydı. Buraya geçmeyeyim. Çünkü vehim tasavvurdaydı. İki. Bir hata. Allah-u Alem bu da taakulda. Hasan abi, hatayı kim yapar? Bu da, söyle bakayım, kim yapar? İhtiyar yapmaz mı abi? Evet. İhtiyar da taakulda olması lazım abi o zaman. Cüz-i ihtiyar, bu, çalıştım ben, tekrar geldim baktım, iltizamda. Öyle mi? İltizam. Ha. İltizammış. Taakul mü demiştik? Değil, değil, değil. Tasavvur mu demiştik? Yok, yok. İltizam mıymış? Cüz-i ihtiyar iltizamda. Neredeki iltizam? Tasdikteki değil, üstteki. Yok, yok, şeydeki, şeydeki. Şey, itikadın altındaki, biz hep üstü diyoruz da. Yok, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik. Deki iltizam. Tasdikteki iltizam. Evet, ha, evet, evet, söylemiştiniz daha. Evet. Bir orada bir ama ikilem yaşamıştım. Yaşamıştım, çok zor da Osman'ım. Tabii onu, hep ona bakmadan konuşmak zor oluyor. Yani çok zor. Ana konu o değildi. Değildi. Tamam, ondan sonra, sonra baktım ben. Enfusi lugata bak, hemen şimdi bak görürsün. Tamam. Hata taakulda. Allah-u Alem bu da taakulda. Üç, hududundan tecavüz ettiklerinden. Tasdikte bu da, bu çok önemli. Bir şey göstereceğim sıralamayı. Çünkü fiile buradan geçiriliyor. Çünkü fiile buradan geçiliyor. İltizam ediyor. Bak şimdi, fiile geçmesi için sevgili kardeşlerim, şuraya bakarsan Allah-u Alem birincisi tasavvur muydu? Yanlış yazdık galiba. Doğru. Batı bir tasavvur, taakul olacaktı bu. Hata, 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 doğru. Tasavvur da şu. Taakul. Şu. Tasavvur. Nerede? İltizam yazdınız ya. Heh. Peki, hemen şeyini göstereyim daha rahat kavrayalım. Fırından gelin, koktan bulmaz. Hemen tasavvurunuz değişikliği düşünün ben şu an. Aşağı üstüne. Nadir abi gel böyle. Nadir abi gel. Ne? Bu çekti. Dikkat ederseniz, bak, tasavvur, şurada, taakulde ve tasdikte. Bu, bunların bozulması artık bu kalbe açılan kapıydı bu, dimağdan kapı açık. Bunlar, bu da fiildi. İtikadının bu sistemlerin, şunların yanlış olur. Bakın burada ne? Batıl bir vehmi maz burada oluyor. Hat A burada oluyor. Hududuna çıkmak burada oluyor.
hani normal bir konuşma gibi yazılmış Risale. İsmi Azam cihetiyle yazıldığı için hiç kışır yoktur. Mahkematı yazan zat, harflere, hatta şualarda şöyle diyor. Noktaya dikkat edin, manayı değiştirir diyor. Öyle geçiyor. Noktaya dikkat edin, manayı değiştirir. Öyle rastgele hududuna tecavüz, yazdık işte. Hayır. Noktaya dikkat edin diyor. Manayı değiştirir. Hem de mudafaa. Mudafaa için diyor. İlmi bir şey için de saatte düşün. Ha, o zaman bir insanın itikadı nasıl bozuluyor? Sonunda öyle diyor. Diyor ki hududundan tecavüz tasavvurda, hata taakkulde, fiiliyata dönüştürme burasıdır. Çünkü tasdik ilimdir. Bu çok önemli. İtikadını bozan şeyler. Sonra bozuyor. Abi hududundan tecavüz fiil midir abi? Tabi iç alemde ama eyleme dönüşmemiş daha. Hayır, hududundan tecavüz eyleme dönüşmüş halde. Dönüşmüş halde. Hata dönüşmemiş halde. Evet, evet, evet. Diğeri de bir adım daha gerisi. Gerisi, evet. Çünkü hududundan tecavüz etmiş. Evet. Etmiş artık. Çünkü fiil şeyde oluyor, tasdikte oluyor. Tasdik diyorsun artık. Bu çok önemliydi. Bunun itikadı burası. Şeyde, üçünün muhakematta da devamında güzel bir şey daha ifade ediyor abi. Ne diyor? Diyor ki o işte o mevzubu anlatıyor sizin aldığınız yeri. Yuf onların akıllarına ki şöyle bir vehmi batılın hükmüne esir oldular. Ey birader, şu vehim itikat tarikiyle olmazsa da vesvese cihetiyle bazen müminlere musallat oluyor. Serbest bölgeydi. Yani itikat tarikiyle olmazsa da, yani itikadın olmuyor ama vesvese cihetiyle bazen müminlere musallat oluyor. Evet. Anlattığı yukarıda tabi Yunan'ı anlattı, Mutezile'yi anlattı, Hükema'yı anlattı, Mecusileri anlattı. Sonra bunu söylüyor. Çok acayip. İşte bir de muhakemata geçeyim. Belki orayı da okuyayım. Sen okudun ama zaten muhakemat 128. Ha, orayı okudum. Çünkü niye? İkisini dikkat ederseniz beraber oku diyeceğiz. Zaten bunu bitince ona geçeceğim. Ha, daha var mı o? Daha var tabi ya. Baya var ya. Ben ikisini birleştirdim. Hayır hayır, arkasına bak, arkasına bakar mısın? Şu komple. Ne diyor? Cebriye'ye giriyor. Mutezile'ye giriyor. Daha ona gireceğiz şimdi. Bak bak, bakar mısın Osman şu? Tamam, şimdi baktım ben de. Bak bu, şunu. Ama direkt 128'i almamışsınız herhalde. Metni yazmamışsınız. Yok, niye almamışız bak. 247-250'ye bak, deftere bakalım. Bak, onun alması lazım. Almışsındır. Tecavüz. İkisini cem etmişsiniz bu anlamda. Yok, bak, bak 200. Muhakemat 128. 128. İkisi yakın manalar zaten ya. Evet, ama muhakemat almışsındır ya. Yok, dur. İkisini şey yapmışsınız. Yok yok, muhakemat almışım. Sonra dur. Ben biraz muhakemat 80. Neyse, gelir o. Zaten mesela yukarı onun şeyinde diyor ki mezbur o vehmi batınla muhakeme etmek hatayı mahsıdır diyor. Evet, evet, doğru. Şimdi devam edeyim. Burayı yaptık. İnsan nasıl böyle itikadı bozulur? Bir, batıl bir vehmi maz, hata ve hududundan tecavüzden itikad bozuluyor. Ehl-i sünnet başlangıçta esbaba riayet etmesiyle mutezile oluyor. Yani mutezile esbabı şart kabul ediyor ya. Dolayısıyla Allah'ın adetine uymak Allah'a uymaktır. Allah'ın rızası Allah'ın fiiliyatındadır, yani isteğindedir. Allah'ın rızası nerededir? Allah'ın isteği içindedir. Allah'ın isteği nedir? Adetullah'a riayet etmek. Rıza ilahi, adet ilahi riayet etmek. Muvaffakiyet de buradadır. Evet. Adet ile muvaffakiyet yapmak. Yoksa reddi cevap alacaksın. Üşümek istemiyorsun. Giyineceksin. İstanmak istemiyorsan şemsiye koyacaksın vesaire. Ha.
Ehl-i Sünnet kimdir? Başlangıçta esbaba riayet etmesiyle Mutezile'ye benzer. Çünkü esbabı şartı adı olarak görüyor. Nihayetinde yani sebeplerin içtimağından sonraki neticeye tevekkül ve teslim olarak da mutlak hakimiyet Allah'a verdiği için cebri olur. Çok ilginç değil mi? Çok güzel. Çok güzel ifade edilmiş. Ehl-i Sünnet olmasının sebebi peki? Niye Ehl-i Sünnet'siniz, farklısınız? Çünkü itikatta üç tane var. Ehl-i Sünnet, Cebriye, Mutezile. Tamam mı? Niçin Ehl-i Sünnet'sini? Çünkü diyor, ikisini bir görüyor. Mesela Cebriye geçmişte doğrudur. Mutezile gelecekte doğrudur. Çünkü geçmiş kaderdir. Bu noktada Cebriye ne diyor? Her şey kaderdir. Üstad diyor ki Cebriye, hayır, geçmiş kaderdir. Geçmiş Cebriye'ye benziyoruz. Mutezile diyor ki, her şey esbaba bağlıdır. Esbaba kimdir? Kişi fiilinin halikidir. Sana teklif ederim, sen şey yapacaksın. Mutezile'nin bu sözü istikbalde doğrudur. O zaman Ehl-i Sünnet diyor ki Cebriye, geçmişin doğrudur. Mutezile diyor ki, senin de geleceğin doğrudur. İkisini alıp ikisine bakabilir. Bunu diyebilmesi için ikisini bir gör. Abi ikisi çok zeki ama akıllı değiller öyle mi? Evet çok zeki. Dahi. Semahşeri, Settaki, Abdülkadir Cürcani. Ama akıllı değiller. Değil. Akıllı olsalardı vahiy tabi olurlardı. Kendi anlayışlarını malum. Deha. Zeki. Onun için başa bela. Hatta İmam-ı Gazali adi bir müminlik mertebesi bile vermemiş, ustad veriyor. İbn-i Sina'ya. Çünkü zeki, akıl demek, vahye tabi edilen bir akıla, akıllı denir. Çünkü yakilun, takilun diye. Yani Cebriye bidayeti görmüyor. Cebriye bidayeti görmüyor. Başlangıcı görmüyor. Mutezile ise nihayeti görmüyor, tesiri esbaba veriyor. Verip Allah'a vermiyor. Esbaba perestiş gibi oluyor. Ehl-i Sünnet ise ikisine birden gördüğü için ne esbabı bütün kaldırmıyor ve esbabı müessil hakiki görmüyor. Cüz ihtiyariyesinin irade-i külliyenin taalluku için şart adı görüyor. Faili hani Halik'i ona veriyor, Allah'a veriyor. Ve esbabın içtimağı duayı fiili olarak görüyor Ehl-i Sünnet. Yani tarla ekiyor, Zülcenel. Gerekeni yapıyor. Bu fiili duadır. Fiili bir duadır. Müslüman Ehl-i Sünnet ne yapıyor? Ehl-i Sünnet kapıyı aç ki avalansına. Şu şartlarını bir araya getirmek duayı fiilidir. En keskin dua budur. Dua etmek istediğin zaman fiiliyatını yap. Sabah namazının vakti gelmiş, ya Rabbi bana sabah namazını nasip et kılmaya deme. Kalk, kıl. Yok ya ben kalkamıyorum, dua da ettim, kusura bak. 12'den sonra oturanı, şu mesajı veriyor şeytanı. Bana musallat ol, sabah namazını beni kaldırma. Tamam. 12'den sonra yatmanın sabah namazına zorlanacağı bedidir. Hani Allah'ın adeti içindedir. Allah'ın rızası. Adetini uyacaksın. Çünkü ve canlı ne ama hüküm subahta gece istirahat örtüsü yaptım diyor. Sen çalışma yapıyorsun. Değiştirdin fıtratını. O zaman fıtratın reddi cevap alacaksın. Ehl-i Sünnet ise ikisini hep oraya okuduk. Duayı fiili gördüğü için İki kanadı altında onları aldığı için tevhid olup vasatı oluşturuyor Ehl-i Sünnet. İstikbal esbab şart olduğundan Mutezile doğru, netice o yarattığından Cebriye doğru mazide. İstikbal de Mutezile doğru, mazide Cebriye doğru. Ehl-i Sünnet halde o zaman abi. O zaman işte şey yapayım, burayı çizeyim. Bu çok önemli. Netice olduğu için. Bu çok korkunç. Evet uyguladık biliyorsunuz. Mutezile miyiz evde? Cemaatle Mutezile miyiz? Cebriye miyiz?
uygulayalım, gene de tazeleriz. Niye? En büyük sorunumuz şu bizim. Yani itikat olsun, şeyleri, düşünceler olsun. Derste vardır. Düşünce de vardır, hayatta yok. Oysa evde ya Cebriyiz, ya Mutezili, ya El Sünnetiz. Veya hizmette koştururken, veya bilirsin, hizmetleri şey yaparken Mutezili'ye gözüyle mi bakıyoruz? Cebriye mi, El Sünnetiz? Buna da iki tane kelam ederiz. Şunu bitirelim. Gerçekmişiz daha önce. Sizden de alacağım böyle. Şimdi ben şuraya buraya olur mu? Bakayım. Şuraya yapayım. İstikbal. Esbab-ı şart olduğundan, esbab-ı şart olduğundan birinci, ikinci, üçüncü yol vardı ya Hasan abi. Hani orada. Onun bütünü mü kader abi oluyor? Yani onu düşünmedim de şimdi. Çünkü bu biraz kadere gidiyor sanki bu şeyler Hasan abi. Kader. İtikat, kader, insan zaten. İnsan. İnsan. İtikat, insan yani. Kadere de insan risalesi diyor ya Hasan abi. Ama ben bütününü kastetmiştim. Birinci yol, ikinci yol, üçüncü yol. Bu çok önemli olduğu için yazıyorum. Tamam mı? Göz görsün. İstikbalde doğru. Dayanamayacağım. Hasan abi yazarken bunu anlatacağım Hasan abi. He. Şöyle bir cevap verdi bana şey, Harun. Dedi ki, istikbal ve maz diyorsunuz ya Hasan abi. He. Biri noktayı istinat, biri noktayı istimdat. Bu ikisini birleştirerek halde yaşayan, halde çok güzel. Halde yaşayan, gerçek dünyayı sensin, yaşayan. Sensin yani kader. Evet tamam. Üçüncüsü sensin yani. Üçüncüsü sensin. Mazide doğru. Doğru. Yol çok önemli. Ama unutturma bunu yazarken canına bakalım. Unutma. Şey, yani sistemin şartı mı? Kefeye attı bir tane daha. Dolduruyoruz biliyor musun? İçinde dolduruyoruz. Çok güzel abi. Sistem bulunduktan sonra artık örmeyi bildin mi çorap? İstersen kaşkola örersin, istersen tak kestersen çorap örersin. Evet. Örmeyi öre. Elhamdülillah. Kimisi çukur örersin, gözü tümsek yaparsın. Yani baştaki sistem doğru olunca Hasan abi var ya, öyle güzel insanı tutuyor ki, şey simit ya, şey denize düştüğünüz zaman yapıştığınız simit var ya. Evet, evet. Kanuna tevayi. Öyle güzel oluyor ki kurtarıyor seni her tarafa. Biz yazalım Hasan abi. Aynen. Biz yazalım. Ay, yok yok yok. Ay, baş sonunda fark ediyor. Ne yapalım hatta şimdi kaymış. Doğru. Söyleyeyim mi? Dayanamıyorum. Onu dost yapayım. Zorlamayın abi, ben yazayım. Hayır hayır hayır. İkisinin doğruların ceminden, cemi olan ikisinin doğrularının cemi olan
mazide cebriye, mazide cebriye, istikbalde mutezile, Cemil'den Ehl-i Sünnet. Söyle bakalım abi. Biri geçmişte yaşıyor, biri gelecekte mi? Biri geçmişte yaşıyor. Ehl-i Sünnet her iki tarafı da yaşıyor aynı anda. Halde ama geçmiş ve gelecek kanatları. Hayır, şöyle. Bir tanesi diyor ki, derste diyor niye yere koyuyorsun o tür tabirleri? Vallahi ben kalbimden geçti Hasan abi, siz beni şey yapıyorsunuz. Ama Hasan abi yanlış yapmaz dedim. Çünkü... Namazda kıyama durmak farzdır. Ayağında sakat olanlar oturur. Abdeste kolu yıkamak farzdır. Kolu olmayan yıkamak farzda düşer. Ama Hasan abi biz sizin kolunuz, ayağınızız. Biz tutabilirdik onu, biz okuyabilirdik. Sor biraz. Şimdi gelelim şuraya bak. Şeyhim doğru dedi ya. Benim şeyhimin doğru ama. Şeyh varsa tamam. Ama bizde şeyhlik yok. Keşke olsa işime yarardı. İstikbal, esbab şart olduğunda, şimdi istikbalde Allah gelecek. Ne yapmak istiyoruz? İlim. Yolu belli. Çocuk istiyorsun, yolu belli. Para kazanmak istiyorsun, yolu belli. Buğday elde etmek istiyorsun, tarla var, cebinde buğday var, yolu belli. İstikbal, şart. Esbab şart olduğunda, esbab şarttır. Adet ilahisi. Tamam mı? Mutezile bu konuda doğru. Çünkü mutezile esbabı şart koşar. Eve uygulayacağım. Bak, ilk önce eve içe uygulayacağız. Mutezileyi. Sonra eve uygulayacağım. Daire daire. Sonra cemiyete uygulayacağım. Yani hizmete. Tamam mı? Bunu. Çok önemli. Daha önce de yapmıştık. Mazi istikbar. Mazi mi yazıyor? Mazi de biliyor. Mazi yazıyor. Mazi, yani biz sebeplere uyduk mesela, bizde bu geçmiş hayatımız var ya, bitmiş. Olay eylem dönüş. Fiilini halik her şey Allah'tır. Ama Allah'a yarattı diye hepsi hayır değil, bir sürü günahlarımız var. O günahlarımızı yaratan da Allah'tır ama onu isteyen, onu Allah'a adeta kudretini aktif eden, yani üzümden şerbet de içerdi, şarap da içerdi. Tamam. Sen yaptın, malum bunlar artık konuşmaya gerek yok. Mazide neticeyi o, hani Allah yarattığı için Cebriye doğrudur. Cebriye'nin mantığı neydi? Her şeyi Allah yapıyor. İnsanın hiçbir ihtiyarın adresi yoktur. Kurumuş yaprak gibi rüzgara oyuncak o. Mutezile diyor ki kader mader yoktur. Onun için kaderi inkar edenler var ya televizyonda. Onlar mutezile edilir. Kaderi inkar ediyorlar. Mutezile, hulasa edersek, esbabı şart koşar, hiç Allah'a vermez. Sebep varsa vardır netice, sebep olunca mutlaka neticede var zanneder. Evet, tamam. O zaman mutezile, mazide yanlıştır. Kişinin fiili, fiilin halika Allah değil, insandır diyor. Allah'a tenzih etmek için demiş. İnsan kendisi yapar. Yani şarabı insan kaldırır diyor. Evet, kendisi kaldırır, kendi hayır. İstikbalde doğrudur. Yani esbabı mutlaka şart koştuğu için geleceğe bir şey adım atarken sebep. Cebri ise mazide doğrudur. Allah'a vermiştir. Ama istikbalde yanlıştır. Tamam. Şimdi Mutezile Cebriye. Yani birisi istikbal. Şimdi Ehl-i Sünnet şu ikisini bir arada görüyor. Bir bakıyor. Diyor ki Cebriye'ye, mazide sen doğrusun. Mazide Cebriye öyle. İstikbalde Mutezile diyor ki sen doğrusun. Şöyle. Ehl-i Sünnet halden ikisini bir anda görebiliyor. Ve ne karı var? İkisini bir anda olunca halde tercihler yapabiliyor. Güzel adım atabiliyor. Şimdi Cebriye'yi düşün. Şöyle bir adam düşünün.
kendi içsel aleminde, aile hayatında, toplumda. Benim içime kalem yok. Günah yapmış, adam hata yapmış, sana tokat atmış, evlenmiş, evlenmemiş, yanlış tercih yapmış, evlilikte yapmamış. Benim hiçbir sorumluluğum yok. Benim bir şeyim var. Allah'a emanetim, tamam. Bu cebriye. Şimdi uygulayalım. Yani evde fok balığı gibi. Çocuk mu terbiye olacakmış? Aileyi mi seçecekmişiz? Ailede sorumluluk mu var? Yani ben odasına geçer, kitabını veya televizyonu okur, televizyonu kumandadan kumandaya, kanaldan kanaldan, bu adam cebriyettir. Hiçbir şey karışmıyor. Hiç ama. Kırılmış dökülmüş çocuk, yaz camiye gitmiş, Kur'an öğrenmiş, öğrenmemiş. Hiçbir, çünkü öyle bir anlayışı var ki cebri değil. Yani öyle itikad cebri değil. Haleti cebriye, fok balığı, hayat fok balığı bırakmış. Hiçbir şeye karışmıyor. Sorumluluk almıyor. Sorumluluk bilinci inkişaf etmemiş. Mesuliyeti yüklenmiyor, kaçıyor. Bu adam cebri. Cebri haletini yaşıyor. Cebriye yine hizmeti yapayım, sonra itizale geçeyim. Hizmet mi varmış? Dershanenin elektriği mi yatılacakmış? Suyu mu? Dershanede neler olacakmış? Ha, hiç. Gelir dersini dinler, çayını da içer, Ramazan'da iftarda verilmişse yer, arzunu silir gider. Bir şey mi yok? Ha, hiç. Pascal çağını. Hiç umurunda değil. 20 sene devam eder, bir sorumluluk almaz, düşünmez. Devamlı tenkit üzerine kurulmuştur kafası. Ya niye böyle oluyor, niye şöyle oluyor, niye böyle yapıyor? Dikkat edin, tenkit edenler sorumluluk almayanlardır. İki tip insan gördüm ömrümde tenkit edenler. Hiçbir sorumluluk almayıp her şeyin güzel olmasını isteyen iki tipler. Çok sorumluluk alıp esbaba tesir verdiğinde ben yapıyorum, sen niye yapmıyorsun? Den kaynaklanan tenkit. Allah için yapsaydı tenkit yapmayacaktı. Ben yapıyorum, sen niye yapmıyorsun? Ne yapıyorsun kardeşim? Ben alayı temizledim, sen neyi temizlemiyorsun? Sen demek Allah için yapmadın. Allah için yapsaydın, yaptığını nispet etmezdin orayı. Allah için yapardın, çekip giderdin. Bunu uygulamasını yapacağım. Yani genişletiyorum ki, cebriye ve mutezile itikat kitaplarına değil, evdedir. İçimizdedir, hizmettedir. Almanya'ya da imamlık yaparken adama denk geldim. Her cuma böbürlenip konuşuyor. Cuma çıkışına konsolosluk yardım istemiş. Oradaki burayı cami yapmasına, cami yapmasına. Bir de bazı Türklerin var. Cenazesi olduğu zaman, ölü olduğu zaman fakirdir böyle. Onlara yardım etsin. Cenazeyi Türkiye'ye götürelim diye. Tam orada en az 5000 euro gerekiyor Türkiye'ye getirmek için vesaire. Onlara para toplanıyor. Şöyle yapalım böyle. Bizimle alakası yok ama ben takip ettim. Çünkü cami her taraftan, içeriden dışarıdan kameralarla kontrol ediliyor. Adam itiraz ediyor, böbürleniyor. Yani hakikaten millet buraya ilk geldi. Her zaman böbürleniyor. Camide söylendiği zaman, ya nereye gidiyorlar? Bu kadar paralar toplanıyor falan. Falan dedim, ben bu kamera bu adamın tikimi çekti artık. Ben dedim, bu adamın son kameraya bakacağım. Geçmiş haftada da bakacağım. Son 3 ay geriye gittim, lojmanda benim elimde. Filmi aldım, taktım bilgisayarıma. Caminin bu adam gene konuşuyor, çıkarken para vermiş. Adamı takip ediyorum kameradan. Kesinlikle 3 ayın raporu, adam zerre kadar para vermemiş, itiraz ediyor. Nereye gidiyor para diye. En çok itiraz edenler, ya hiç para vermeyen veya verenler. Çok verenler. Nasıl? Hiç vermiyor bu adam, itiraz ediyor. Çok veriyor şey için, insan için, Allah için yapsaydın. Sonra ben bunu filme aldım. Son geleceğime zaman Arife gün akşamı halka dedi, kendisi dedim ki lojmanda toplanın, size bir sunum yapacağım. Ondan sonra camideki 3-4 tane atardan da bir tanesi bu camide. Perde için kavga yapanlar, ben asılacağım, sen asılacaksın. Dindarlık o. Falan. Sonra bir tanesi de buydu. Camide konuşulanlar, fitnelerden bir tanesi. Kendisi de orada. Bakın dedim, niye geliyor falan konuşulan. Zannedersin ki çok para veriyor da niye şey yapılıyor, nereye gidiyor. Adam hesap soruyor. Verdiğinden hesap soruyor. Belki de hakkı vardı ama değil. Hiç ver. Takip ettik. O da bakıyor böyle. Ben yuvarlığı aldım. Bak 3 aydan beri zerre kadar para vermemiş. Ama nereye gidiyor diye itiraz eden bu adam. Aranızdaki fitne. Hemen gösterdim. Zaten orada çekip gitti.
Çünkü ben burada geçici kalacağım için öyle gösterdim. Bir daha yapamazsın. Benden sonraki hoca bu cesaret yapamazdı. Çünkü ben maaşı ve hediye almadığım için onu yapabiliyorum. Ben orada ne hediye alsaydım diyemezdim. Maaş alsaydım hocam da diyemezdim. Niye bunu anlatıyorum? Böyle ilginç bir mazimi anlatıyorum ki Cebriye, Mutezile anlaşılsın. Şimdi Nel hizmette de Cebriyiz. Nasıl Cebriyiz? Evi anladık değil mi? Hiçbir şeye karışmıyoruz. Sorumluluk almıyoruz. Tamam. Sorumluluk almamak, kaçmak cebriyeciliktir. Hizmette de hiçbir şeye karışmıyoruz. 20 sene geliyor bir tanesi silmez. Hiçbir maddi şeyi aidat vermez. Eleti yatırmaz. Yani bu hizmetten evet hizmetimizi istemek yok ama ahmaklık da yoktur. Başkasını getirdi çayla senelerde böyle çay içiyorsun. Bir çay da sen getir. Sen, tamam. Bir sürü su gel. Bu kim? Cibriye. Fok balığı. Şimdi bu tezile. İç aleminde. Hanım ne biçim bardak kırıyorsun ya Allah Allah. Sakar ya. İkide bir. Bak geçen diyor. Üç hafta önce de bir bardak kırdı. Her şeyi karışır. Çocuğa karışır. Ne yapıyorsun lan? Ne biçim oturuyorsun? Her şeyi kendisi alakadarmış. Mecburmuş alakadar olmaya. Evi uyguluyor. Her şeyine karışır. Çorabı ne öyle giydin kızım? Oğlum lan Allah Allah. Lan arabaya binecek. Ben ısladığım için söylüyorum. Bağırma var. Bir baktım. Oğlum sağ soldan binsene lan. Adam şoförden indi bağırıyor. Oğlum sonda arka kapıdan. Mesela'dan ise ne olur? Her şey karışır. Bu da Mutezile. Dershane 5 kuruş para verir. 5 saat 5 sene konuşur. Ya ne biçim adamlarsınız ya? Niye vermiyorsunuz kardeşim biz veriyoruz. Niye yapmıyorsun? Bak sana şunu veriyorum, şunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Her şeyi dert edinir. Her şeyle alakadar. Her şeyin altında kendisi olduğunu zanneder. Hizmette de İzahlı ders yapıyorsun. Niye böyle yapıyorsunuz? Niye gidip tamam ya sana ne? Allah sana soracak mı? Benim ders çektiğimi sana soracak mı? Yok. Bak adam şimdi seçimde gitmiş CHP vermiş. Bağırıyor musun onu? Yok. Sana soracak mı? Bu adam CHP verdi sen niye verdin? Bana ne yani diyecekti Allah. Şimdi sen niye izahlı ders yapıyorsun? Her şey karışıyor. Herkesin şeyine karışıyor. Her videonun altına yazı yazar altına. Her video, herkesin videosunun altına yazar. Ya niye böyle yapıyorsun, böyle de niye burnunu kaşıdın? Ondan sonra bir tanesine yazmış, çantacıya yazmış. Çantacı da diyor. Ya sen dersen adam olursun diyor, üniversitede niye konferans veriyorsun? Sen düğünde niye konuşuyorsun? Bana diyor ki, düğün salonunda niye konuşuyorsun? Her şeyde. Bu kim? Bu tezile. Yani kitaba bırakmayın. Çarpıcı bir örnek veriyorum. Evde de her şey karışıyor ya. Karışmadı hiçbir şey yok. Hanım! Tak! Rast adamı rast. Böyle yemin ediyor kadın ablaya. Kullanırken havlu kokusu geldi. Lan ben bu örnekleri nereden bilecektim bana danışıldığı için söyleyeyim. Geliyor suratını atıyor ablayı. Bu ne ya diyor. E diyor çocuk sildi diyor da yani havlu askıda her an, her saniye sabahtan akşama temiz kokacak halı yok ya. Birisi kullanmış. Her kullananın hem için bir havlu mu olur? Misal. Cebriye, Mutezile, her şeye halkın tabiriyle affedersiniz, maydanoz. Maydanoz her yemeğe girer ya. Maydanoz oluyor. Bu kim? Mutezile. İçsel aleminde Mutezile'yi yapayım, Cebriye yapayım. Hiç. Bu duygu mu varmış? Yetiştirme, eğitimemsi lazım. Seyisler bile at eğitiyor. Köpek eğitiyorlar ya. Köpeğe otur diyor, esrarı buluyor ya. Köpek eğitiliyor ama kendi, ya ben asabıyım, beni böyle kabul edin. Ben buyum, beni böyle kabul edin. Hiç kendisine yatırım yapmaz. Karşıdan kabul edilmek, kabullenilmek. Musamalı beni görün, Cebriye. Ama her şey bu duygular nasıl oluyor, neye geliyor ya, ben ne biçim insan olmamam lazım ya, Allah Allah ya, bu kadar edersen. Bu da Mutezile. İçse Mutezile, içse Cebriye. Hiç. Kendine yatırımı yapılması gerekiyormuş. Eğitilmesi mi gerekiyormuş? Beni böyle kabul edin ya, ben buyum. Ben değişemem. Oysa Allah diyor ki değişin. Bel kazimine gazi vel afine anin naz. Kastamonu. Gazinizi yutun, öfkenizi yutun, insanları affedin. Ben affedemiyorum, öfkemi yutamıyorum. Yapamayacağım işi Allah sana teklif eder mi? Ha niye? Allah'a bırakmış her şeyi. Hiç. Fap balı.
Pascal Çağ'ın ders mi çalışılacak mı hiç? Ha, bu işte cebriye. Her şey, ne geliyor ne geliyor, Allah Allah gelmemesi lazım benim için insanım ya. Bunlar bana nasıl geliyor ya, Allah Allah. Ben ya Allah, mahremime, kızıma, anama, bacıma garip duygular geliyor. Ondan sonra ya gafur niye öyle oturdu ya? Al bazıları diyor. Derste gafur onu niye söyledi ya? Aa, bu adama bak, ikide bir sorun, niye sorun ya? Onu takmış. Tamam. Ondan sonra takmış bir tanesi, bu niye orada duruyor? Kiliseyi mi andırıyorsun diye adam yazmış. Ben yazmış mı? Ha, yazmış. Oysa Osmanlılar da mürekkep elde etmek için camilerin köşesinde mum yakıldığını bilmiyor. Tabi burada su var. Suyun içinde koku var, onu uçuruyorum. Bu arada da onu izah edeyim. Bu suyun içinde su var. Bu ortam ağırlık olmasın diye rahatlatıcı koku var. Suyu buharlaştırıyoruz bunu. Ne diyor? Sen diyor kiliseye başımı veriyorsun. Kim bu? İçsel alemi de ona karışıyor, buna karışıyor, buraya karışıyor. Tamam mı? Sen diyor defteri niye koydun diyor aşağıya diyor, tamam mı? İçine geçebilir, hiçbir mesuliyet yok. Ama yazıya dökmüş, altına yazmış, mesaj gitmemiş, yetmemiş. Alakadar olan kişilere telefon ediyor. Ama sahip. Niye izahlı ders yapıyor diyor. Niye deftere yazdı diyor Risale-i Nur. Risale-i Nur okumak, yazmak, dinlemek, yazmak işte biz de yazdık. Ha. Bu kim? Bu tezile. Bak uyguluyorum. Kitaptan çıkın artık. Cebriye, Mutezile, Ehl-i Sünnet. Hayatın kendisidir. Öyle hayal dünyasında yaşamayın. İşte Mutezile'yi yaptım, Cebriye yaptım. Ailede Mutezile yaptım, Cebriye yaptım. Cemiyette de aynısı bu. Cemiyeti uygulamaya gerek yok. Zaten hizmette yapınca hani her şeye karışmış şey yapıyor. Şimdi bazıları var. Trafikte birbirine girince bazıları hemen arabadan iner. Tamam mı? Kavga iş yapar. Bu kim? Mutezile. Bazı da hiç umurunda değil. Kendisi sebebiyet vermiş, bu da Cebriye. Yani hayatın kendisi Cebriye ve Mutezile. Ehl-i Sünnet nedir? Ehl-i Sünnet. Bu iki diyor. Cebriye de mutlak yanlış değil, mutlak doğru değil. Mutezile de mutlak yanlış değil, mutlak doğru değil. Üstad diyor ki, her batıl mezhebin dahi bir tane hakikati vardır. Mutlaka onu aldatan bir miyengi, meaz aldığı bir nokta vardır. Baz aldı demeyeceksiniz. Nokta aldı, noktayı nazar aldı. Ölçü aldı. Ölçü baz değildir, baz da ölçü değildir. Baz kimyasal, kimyada asittir. Bu baz. Ne demek baz? Bu baz noktası. Bu ölçü, bu noktayı nazarla, bu anlayışta, bu manada diyeceksin. Gavur taklit etmeyin. Şimdi bunu ölçü alıyor. Ha, Ehl-i Sünnet ne yapıyor? Bu diyor, Cebriye'de bir tane hakikat var. Mazide doğrudur. Bırak artık. Mazi evlilik, mazi, evlendiğim doktor kaderdir. Ha? İşte burada bir öteki doktoru görüyorum, bekar. Evlilik senin için kader değildir. Tekliftir. Gelecek tekliftir. Bakayım ne yapacağız? Eğer evlilik kader olsaydı, Allah şunla bununla evlenin, şöyle şöyle kriterlere dikkat edin, ölçüleri dikkat edin derdi. Ettin yaptın, o artık kader. Eyleme dönüşmüş kader, dönüşmemiş kader değil, tekliftir. Ehl-i Sünnet ne yapıyor? İkisine, mazide, cebriye, istikbalde, mutezireyi halde görür. Bak, mazide cebriyeyi, elime bak, istikbalde mutezireyi halde görüp tercih eder. Hasan abi bir şey sorabilir miyim? Mutezireyi bir doğru kurtarmış. Ama şunu şey bekleyeyim sizin için. Özür dilerim. Mesela mazi neydi? Nokta istinat. Allah'a iman. Hani böyle yapayım ki koltuğa yaslan. İstikbal neydi? Ahireti. Nokta istimdat. O zaman Ehl-i Sünnet nokta istinat ve nokta istinat cem etmiş. Ne çıkmış ortaya? Nokta istinat. Kader. Kader. Kendini vermiş. Abi. Evet. İkisi de kaderde cebri ve mütezele kaderde yanlışı var. Bir tanesi kaderi mutlak hakim yapmış, bir tanesi kadere hiç inanmıyor. Birisi ifrat, birisi tefrit kaderde. Cebriye kaderde ifrattır, mütezile kaderde tefrittir. Ehl-i Sünnet masaldır, tevhiddir. Şimdi söyle gafurum. Hasan abi, mütezileyi ve cebriyeyi her ikisinde birer doğru kurtarmış. Evet, kurtarmış değil de doğru tarafı var.
doğru tarafı var. Evet, kurtarmıyor. Yani onlar imansız diyebiliyor muyuz? Ay, değil. İtikadı bozuk. İtikadı bozuk. Neyi bulmuştuk hatırlar mısınız? Evet. Mesela şey, itika, bu Cebriye'nin şey, itikatları bozuk, imanları bozuk değil. Mesela Bidayili, Şia, mesela itika, kafir değiller, itikatları bozuk, imanı bozuk değil. Onu çıkar. İtikat payandaydı zaten, onun gibi bir noktada olan. İmanı korumak içindi zaten itikat. Evet, tamponu da bilmiştik. Bu tamponu vurmuşlar da motorda bir şey yok. Yok. Hatta böyle tarif etmiştik gibi sanki. Evet. Yani arabanın tamponu gibi. Aynen. Yani kaza yapınca tamponu vuruyor, motora gelmiyor. Tamam. Ama çok büyük kaza geçirirsen motorda kaput oluyor, başka. Ehl-i Sünnet abi, birinin sağlam kasasını, birinin sağlam motorunu alıyor, kusursuz bir netice ortaya çıkartıyor. Evet. Değil mi? Evet. Her ikisinin de yanlışını alana ne diyebiliriz abi? Peki, her ikisinin doğru alanını eve uygulayalım. Seninle yapalım. Çok zor. Cennet hayatı. Yok, bak şimdi. Veya sen tercih et. İkisi de doğrusunu alsa iç aleminde ne olur? İç alemine, birisine de evde yapalım. Sen Cebriye nerede doğruydu? Mazide. Mutezile? İstikbal. İç alemimizde uygula. İkisini cem et. Ehl-i sünnet ol. İçeride ehl-i sünnet ol şimdi. İkisinin doğrularını almak ehl-i sünnettir. Bak, mazide Cebriye doğru değil miydi? Doğrudur. İstikbalde Mutezile doğru değil miydi? Evet. Aldık babacığımızdan. Evet. Bir araya getirdik, karıştırdık ikisini. Ne olduk? Ehl-i sünnet. Ehl-i sünnet uygula içeride. Haldesin. Sen de o düşün, evde sen uygulayacaksın. Nurculukta da sen uygulayacaksın. Evet. Yani uygulayalım. Şimdi iç aleminde ehl-i sünnet var. Siz anladığınız örnekten, anlattığınız örnekten gidelim. İç aleminde ehl-i sünneti bana anlat. Yani ben kendimi anlatayım da, siz ben neyim neyim onu söyleyeyim bari aslında. Mesela banyoya girdik Hasan abi. Havlu kokuyor. Siz dediniz ki, bunun sorumlusu her dakika bunu mu kontrol edecek? Evet. Ben sorumlu olmadığım halde dikkat ediyorum Hasan abi. Ben sorumlu olmadığım halde dikkat ediyorsam, yani ben bir yerde Cebriye'ysem karşımdakinin de Mutezile olması gerekiyor mu abi? Nötr'ü getiriyor o zaman seni. Getiriyor mu? Yani mesela şunu demek istiyorum. Şimdi siz beni evde şekillendir derken... Şöyle yaptım bir tanesine. Baktım ki yanında ayağını yıkıyor ama mikroskop böyle teleskopla yıkıyor. Böyle. Artık arabanın 5 numaralı zımparayla yapıyor. Şu açı artı dakikalarca. Ben ona ne dedim? El sürülmez kardeşim. Çeşme böyle tut, tamam. İfratına tefrit yaptım ki vasat olsun diye. Böyle yap demedim. Kadının cebriyesine mutezile ol. Mutezilesine cebri ol. Kendi sünneti inersin. Yani vasatla düzelmez mi vasat? Olmuyor. Çünkü getiremezsin onu. Mesela şöyle tut diyorum. Olur mu abi? Ben kaç yaşındayım? Orada tevazu yok. Unutmayın. Vesvese ve aşık olanlara mutavazı yapılmaz. Sen daha iyi bilirsin. Aslında şöyle. Sakın vesvese ve aşık olanlara galiba zannediyorum ki herhalde ki değil. Biz psikoloji de bir tamir yaparken bu budur. Doktorsun mesela. Galiba kardeşim bana geliyor ki sen busun. Galiba böyle yaparsan iyi gibi geliyor. Hayır. Böyle yaparsan iyi olacaksın. Kesin konuşacaksın. Bu vesveseye ben ne yaptım? Sen niye biliyorsun, ben mi? Abi galiba sen. Galibası yok lan. Ben bilmiyorsam git, bilene git. Eğer kendinden beni daha üstün görüyorsan adam gibi otur karşıma. Ben senden daha iyi biliyorum. Hutbeye çıkacak adam yeni mezun oldu. Abi heyecanlanıyorum, ayakta okuyamıyorum dedi. Hayal et, bütün cemaat benden daha cahil. Hiç kimse bilmiyor. Öyle hayali tutma oku. Çünkü senden daha basitlerin yanında çok güzel okursun. Ama birileri de biliyor, herhalde beni sorgulayın derse karışıyor. Ha, psikoloji rahatsız olanlara, vesvesesi olanlara, aşık olanlara, doktor mesela bak buradadır. Doktor ve her gün onlarca yüzlerce adam geliyor. Desen ki hastane, galiba bana geliyor ki herhalde bu hastasınız. Herhalde zannediyorum ki, tahminim ki, şüphe de ediyorum ama kesin şüphe. Sen böyle yaparsan düzelirsin. Düzelir mi o adam? Ya ne var, manyak mısın sen ya? Ne galibasın ha? Ha der ya. O zaman ifrat edeni işte hakimattan çıkarttım. Tefrit edersen vasata gelir. Mesela 5 numaralı araba
zımparasıyla, kaport zımparası var ya boyazın, yıkıyor böyle. Yıkıyor. Sen desen ki, elinle şöyle üç defa yap tamam değil mi? Hayır. Şöyle tutacaksın. Abi olur mu? Olur deme. Sen benden daha iyi mi biliyorsun? Yok kabul. Lan benden daha iyi biliyorsan dinle beni. Yoksa çek git buradan. Ben daha iyi biliyorum. Sorumluluk da bana ait. Tamam. Bırakma öyle. Geç abdese bakayım. Tut. Abi ya bir elimi götürsem. Çek lan. Kesenin. Tuttum elimi. Tamam tut. Şimdi bunu. Tamam. Geç lan namaza. Abi bir daha alsam. Söz. Bir tane daha vurdum. Geç lan namaza. Kıl öyle. O da değil mi? Olmadığı bir şey ben yükleniyorum. Aa senin için cehenneme gider miyim lan ben? Ha doğru söylüyor. Ha ne yaptın? Onun mutezileliğini cebriyelik yaptım. Şart. Aa belki kanamıştır. Belki Karadeniz pekmez olmuştur. Ona göre gemi inşa tersanelinde gemi pekmeze göre yapsın. Karadeniz pekmez olabilir. Yanlış yanlışla düzeltmiş olmuyor mu? Ha yanlışı yanlışla değil. Onu vasata getiriyoruz. Yanlışın doğruyla vasata gelmiyor. O no, bence bu çünkü abi. Yanlış değil ki bu. Siz eli sürmeyin dedi. Eliyle ama şeydi muamalat şeyde Şafi'de şarttır. Halife'de şart değildir. Gene bir doğru söylediniz ama o zaman. İşte doğru canım. Yani sıra Şafi'de farzdır. Muavalat yani şey sürtmek. Olmuyor. Evet onlar da bizde değil. Abi, tut böyle tamam. Kağıt katlandıysa düzeltmek için biraz geriye katlamak gerekiyor. Evet veya yani. Güzel ya geriye katlayacaksın ya bir ters katlayacaksın. Şimdi ehl-i sünneti uyguluyoruz. Gafur uyguladı. Ehl-i sünnet nedir? Abi şöyle bir şey alabilir miyim? Senin sağın anlatacaksın. Tamam. Şimdi Hasan abi ben mesela şeye, öyle bir örnek verdiniz ki sanki benim kalbimden geçeni okudunuz. Çok dikkat ettiğim bir husustur Hasan abi. Banyodaki havlunun vaziyeti. İki tane genç delikanlımız var elhamdülillah. O yüzden o havlunun temiz denk gelmesi bana çok zor oluyor. Bundan dolayı evde problem yaşıyorum ben. Gerçekten problem yaşıyorum. Ama şimdi yani bir taraftan birileri kirletiyor. Sanki biri anlattı. Bir taraftan birileri kirletiyor. Onlara neden dikkat etmiyorlar diye kızıyorum. Birisi de bunlara çok hoşgörü davranıyor. Neden bunu değiştirmiyor diye kızıyorum. Şimdi bu sefer şöyle yapacağım. Burada yanlış yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Kirletiyorlar. Onun için ben de burnumu sileceğim ki birisi değiştirsin. Daha da üzerine gideceğim. Burnumu silmezsem abileri değiştirmeyecek. Ha, bu böyle değil. Ayakları bak mi? Ayağı yıkamak gibi değil bu. Burun silmek dilmen etmiş olur. Ondan sonra şöyle ya mesela diyelim şey yapabilirsin. Aynı şey Allah Allah kurulanıyor. Anım diyecek ki ulan hiçbir şey demedi ya bugün. Veya Allah Allah bugün biraz benim evlatlar fazla şey yapmıştı. Gitti hafif. Abluyu soğuk suda ne yapıyorsun ya? Hafif biraz kokuyor da şey yapayım şimdi. Ya yeni koy ya. Ya ne gerek var işte zaten var. Gitti kendisi koysun. Şimdi tamam. Bu arada bunu tamir etmiyorsun. Kendi tamir. Evde ehl-i sünnet şey içeride olalım bak. Sonra bak içeride ehl-i sünnet şu. Her geçen içimizden his ya etme deme hallerimiz ondan korkmayacağız. Ne içimizde Allahsız imansız oldum ne bileyim ya o mesul muyum değil mi? İçimizden geçeni Allah Resulü dedik söylediği bir şey söylemedikçe onu yapmadıkça mesuliyet yok. Ha, bu konuda Mutezile'den çıktık. Yani ama tamam derler kayıt. Ya baş yani içimden bir şey geçmiş. Yani namaz olmadı. Almadıysa olmadı. Burada ben cebri olacağız. Tamam mı? Demek ki iç alemimizde bir tuhaf tuhaf şeyler gelirse endişe etmeyeceğiz. Hiç eğitimle kendimize yatırım yapmamakla da öyle yaparsak cebri olacağız. Kendimize yatırım yapacağız. Derslere gideceğiz. Ama içimizden geçen garip şeylere de böyle o serbest bölge olduğunu diyeceğiz. Dolayısıyla kendimize yatırım yaparak cebricilikten kurtuluyoruz. Esbapların ortaya çıkmasından, tamam mı? Esbapların çıkmasından onlara da riayet edeceğiz. Böyle de bu tezile olacağız. Bu iç alemimiz de böyle. Şey... Her şeyi için doğru denildi. Mesela Hasret Hüseyin ve Hasan Efendilerimiz bir abdest meselesi
Evet. Birisi bir abdest alıyor, kendileri diyorlar ki bir hangimiz doğru alıyor bir bakar mısın diye örnek veriyor mesela. Ama burada bir cebriye veya mücezeli yok. Var. Burada ya ne yapalım adam o kadar biliyor, bildiği kadar mesuldur demedi Hazreti Hasan'ın Hazreti Efendimiz. Evet. Cebriyecilik olurdu. Şimdi sebeplerin riayet edilmesi lazım. Yani adam kılar veya alır almaz önemli değil. Bezi yapalım. Sebeplere riayet ettiler. Mutezile oldular orada. Adamın geleceği için. Dediler ki ben bir abdest alacağım. Bu kardeşimle ben nezıtlaşıyor. Sen yaşlısın bir bak. Burada mutezilettir. Kendi haline bıraksaydı adamı. Ha ne hali varsa yapın. Nasıl adam düzelir mi? Mesela. Hayır yöntem şeydi ama kendileri ama vasatı gösterdiler. Vasatı aslında. Gösterdiler ama adama ha, yöntem. Vasatı yaparak onun ifratta olduğunu gösterdiler. Tamam mı? Mesela Hızır abi beni eğitime sebep olanlardan bir tanesi Allah razı olsun. Üçlü abi ve o. Halası dedi ki Hızır dedi. Ya dedi ben dedi seni dinledim dedi. Biraz acemime gitti senin la istevi. Biraz. Bu hikaye değil bizzat. Ya dedi benim dedi bir okuyayım diye bir bak hele dedi. Yanlışım var mı? Bir baktı. Oku hala demiş. Öz halası okudu. Neresini düzeltecek? Yaşı da geçmiş. Şöyle bir yöntem bulmuş. Hala bir de ben okuyayım sen dinle demiş. Okumuş. Halası bakmış ki kendi içine hiç benzemiyor. Ama öyle inanıyor ki kendisiymişse de %100 doğru. Ama yeğeninin de okumasına benzemiyor. O zaman şu soru çıkıyor. Hızır demiş. La istevi Kur'an'da iki yerde mi var? Çünkü iki yerde olması lazım. Çünkü ikisi aynı. Nasıl bir eğitim yaptı? Ne alim varsa gör dese cebriye. Sebeplere uydu mutezile. Burada mutezilelik gerekiyor. Şimdi aileye cebriye mutezileden çıkıyoruz. Ehli sünnet uygula. İznillah. Ev işlerinin idaresinde o niye böyle bunu böyle dememek. Ehli sünnettir. Hanıma bırakmak. Hanıma bırakmak bu nedir? İşi ehline verin. Mutezile. Tamam her şeye karışan her şeye karışmakta mutezile hiçbir şeye karışmamak cebriye. O zaman uygula ehli sünnet nasıl olması lazım? Ev işi idaresini hanıma bırakmak. Tamam. İşte çocukların yönetiminde de ya işte hanım ne varsa yapsın demeden onlara da istikamet ehli sünnet dairesinde alakadar olmak. Derslerle meşgul olmak. Yavrum kızım bugün ne yaptınız? Camide ne ders aldınız? İlgilenmek. Televizyona karşısına geçip, internete karşısına geçip de var mıymışlar, böyle yok muymuşlar, hasta mı, manevi mi, bugün ne olmuş, çocukla alaka mı gerekiyormuş, hanıma yardım mı gerekiyormuş, ev işlerinde de belki de o kaldıramaz, evler çok çok zordur demeden sana düşeni yapmak, sana düşmeyenler de meşgul olmamak demek ki ehl-i sünnet. Hizmette Harun. Ehl-i sünnet. Ha biraz değişik olacak ama. Tabii yok. Şimdi abi sözlerde, mektubatta, lemalarda cebriye ol. Esbapsız düşün. Benim alemimde. Normal Kastamonu, Emirdağ, Laika'da da mütezile ol. Harika. Nurcu ol yani. Çok güzel. Bu kadar olur. Yazalım. Evet. İmani esaslarda tevhidçi ol, cebriyedir. Sözler, mektubat, lemalar, şualar. İşaret edeceğiz Mesnevi'de gibi şeylerde cebri ol. Laikaları ki Kastamonu Emir'de Sikke Tarihçe Barla'da Mutezilo esbaba riayet et ve istikamet budur. Doğru. Peki şimdi burada ara verelim. Çünkü Gafur diyor ki kahve içelim. Doğru. Evet. Erdoğan çok güzel bir kahve yaptın diyorum abi. Çayımız da var abi. Ha çayımız var. Gelmeyenlere. Evet çay. Ama geri vermeyecektik ama. Diyene hadi acıttık. Kahvaltıya gelmeyenlere çay vereceğiz. El Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Allahümme selam. Dima 48. İtikat 12'nin ikinci parçası. İkinci bölüm dersi. İkinci. Peki, sayfa 229, bir saat olunca derste bana böyle şey yapın, bir saat sonra
keselim. Siz de seçime gidersiniz. İşarat-ı İcaz 117, aynı mevzu muhakemat 161'de geçiyor. O gibi şeyler daire-i imkandadırlar. Öyleyse onlara itikat ve onlar ile itminan peyda etmek mümkündür. Yani daha genişi olmak istiyorsanız paragrafın, işaret-i cazı söylediği gidersin, önüne, arkasına bakarsın. Şimdi burada ve işaret-i cazı 161'i tamam mıyız? Bak, bir de okuyorum. O gibi şeyler dair imkandadırlar. Daim imkanı biliyorsunuz. Daire-i vücub, daire-i imkan. Neresi oluyor daha derken? İmkan burasıydı galiba. O zaman şey yapalım. Hı hı. Yani imkan, imkan ve vücut. Kaç tane vücut vardı? 4. Vacibül vücut, mümkün ve mümteni. İmkan. Şey, burası imkan dairesi. İmkan şeceli hikmet. Evet, imkan. Yani olabilirdi de, olmayabilirdi de ama olmuş. Vücudu başkasının vücuduna muhtaç. Vacibül vücut ise vücudu kendinden. Mümteni vücut ise olabilirdi her çeşit, 8 kafalı, 7 ayaklı, 27 tane ağzın ama başka şekilde vesaire. Bu mümteni vücut ama olmamışım. Olabilirler içerisinde olmuşum. Birisi tercih etmiş, ben imkanım. Daire-i imkanda. O gibi şeyler daire-i imkandadırlar. Yani şimdi gelecek serbest bölgeye de. Öyleyse onlara itikat ve onlar ile itminan peyda etmek mümkündür. Keşke bu derslere ustadımızın son bize ikaz etti ya, serbest bölge. O anlayışıyla yeniden baksam itikada çok daha acayip şeyler çıkacak kesin. Çünkü o zaman dersin sonundaydık. Geçen hafta ustadım bize bazı ufkumuzu açacak. Ezan mı okunuyor? Okunuyor. Serbest bölgeyi bilseydim tahmin ediyorum şurasının da şekli değişecekti. Peki bunun dibi var mı? Yok. Yok, bu ilmin dibi yok. Açık keşke demeyeceksin bu. Daire imkanı da itikat edilebiliyor. Çünkü mümteni değil, olmuş. Tamam mı? Bak, 20 tane gözü olabilir. Önder, bu mümkün. Yani, ama olmamış. Buna mümteni vücut denilir. Olmuşa mümkün denilir. Çünkü vücudu başkasına muhtaç olmayabilirdim de olabilirdim de ama olmuşum. Ama varlığım kendimden değil. Başka varlığa. O zaman imkan denilir buna. Vacibül vücut ise vücudu, vacip vücudu kendinden. Mesela sıcaklık hariçtendir. Ya soba ya güneş. Soğukluk hariçten değil. Kendindendir. Başkasının yüklen. Mesela suyun ıslaklığı zatındandır, hariçten değildir. Yani suyu kim ıslattı sorulamaz. Suyu kim ıslattı sorulamaz. Daire imkana itikad edilebilir demek, fen kanunlarına itikad edilebilir gibi mi? Evet, gelecek. İmkan ihtimaliyata kapı açar. Yani dünü yapan yarını da yapabilir. Dünyayı yapan değişikliğiyle ahireti de dönüştürebilir, yapabilir. Çünkü ahiret dünyanın benzeridir. İhtimaliyat dairesinden çıkıp mümteniyata girmemiş. Yani ahiret olabilir de olmayabilir. Hani böyle. Ama bu dünyada da olabilir de olmayabilir. O zaman dünyayı yaptığına göre olmayabilir de mi olmuş? Çünkü hangisi daha kolay? Olmak mı daha kolay, olmamak mı? Yapmak mı kolay, yapmamak mı? Yapmak zor olduğu halde zoru yapılmışsa o zoru da yapar. Başka? Dünü yapan diyor 10. sözde. Yarın da yapabilir. Ha. Onun için yarını yapamaz denilemez. Çünkü yapılmış var. O zaman ahiretin sıfatları, içerisi, müştemelatı farklı dünyada. Ama o da bir alem, bu da bir alem, burası da bir alem. Ha. Bunu yaptığına göre onu da yapabilir. Mümteni değildir. İmkan dairesindedir. Yani abuk subuk akıl ve itikadın reddedecek hafsalasına girmeyecek mümteniler değiller bunlar. Yani ahiret abuk subuk. Abuk subuk değil ki. Yani
Yani Hafsala'ya girmecik değil ki, yapılmış. Biz bir anda bir yerdeyiz, birkaç yerde olamıyoruz. Ama metafizik bize gösterdiği imkanı var. Metafiziğe göre bir şey olması gereken her yerdedir. Metafizikte bir şeyi bir yerde tutamazsınız. Dünyada ise bir şeyi her yerde yapamazsınız. Bunu din değil ha, din değil, metafizik bu. Olması gereken her yerdedir. Cennette de zaten öyledir. Olması gereken her yerdesin. Gördün işte. Hani abuk subuk şeyler değil bunlar. Gayet makul. Bu kanunda ilk önce ruha, yani kanun olması lazım ki bu burada kalem olabilsin. Yani o zaman mana esastır değil mi Hasan abi? Evet, mana olmadan o şekil almaz. Mesela bu şekil niye almış? Yani bunun manası şu, düşüncedir. Bundan öncedir düşünce. Niye? Bunu bu şekilde şekillendirir. Burası kırmızı, burası yam. Bundan öncedir. O zaman bunun kanunu, ruhu öncedir yani. Öncedir. O zaman yani yok. İlk önce ruh, ihya, ilk önce sonra inşa olacak ya. Evet. Yani ahiret şeydi gibi. Bu olmadan önce bunun düşüncesi vardı. Bunun düşüncesi kanuniyetidir. Üstad diyor, 10. sözde diyor ki, ağacın çekirdeği onun kanuni ruhudur diyor. Ve ondan öncedir. Evet. Devam. Olmuş yani. Çünkü kendi... İhya edilmiş yani. Değildir. Çünkü kendi fıtratlarında nümineleri var ve şahit. Yani ahiretin nümineleri var burada. Bir anda her yerde olma istidadında ve meylinde, emelinde ve arzusunda olan insana böyle bir yerden bahsetmek niye mümteni olsun? Mesela Allah din teklif ediyor. Dünyada bir yerdesiniz. Diyor ki, siz diyor cennette bir anda her yerde olacaksınız. İstediğiniz her yerde. Bu doğru mu değil midir? Bu doğruya yakın bir söz mü değil midir? Hemen fıtratına dön. Çünkü fıtratımızda nümunesi var. Bir anda her yerde istidadımız var. Her yerde olma istidadı var. Çünkü burada böyle bir arzu var. Meyli var. Emelindeyiz. Arzusundayız. İnsanı kim Mustafa? Sen çocuk. Güzel. Şimdi böyle bir alem var mı? Ya nereden çıktı ya? Allah Allah, böyle tuhaf şey teklif edilir mi ya? Demiyoruz. Niye? Fıtratımızda bu var zaten. Bir anda her yerde ama zaten bu sizi sıkıyor. Bir anda bir yerde oluyoruz. Aslında fıtratımızda bir anda her yerde olmak var ki bizi bir yerde sıkıyor. Boğazımız sıkılır gibi. Peki her dediğin olacak, istemediğin olmayacak diye cennette böyle bir vaat var. Abuk subuk değil ve fıtratı reddetmiyor. Tam tersine niye bu dünyada her şey istediğimiz olmuyor ki? Neden istemediklerimiz oluyor? Burası tam tersine. Yani biz cennette olsak da dünyayı deseler sizi bir yere göndereceğiz. Bir anda bir yerde olacaksınız, istemedikleriniz de olacak, istedikleriniz de pek olmayacak. Hadi canım öyle yer mi oluyor? Niye fıtratta delili yok ki? Fıtratta delili yok böyle. Fıtratta böyle bir delil yok. Ama buradayken orası söyleyince fıtratta var bu. Fıtratta her istediğimiz olsun, istemediğimiz olmasın, öyle mi? Her yerde olalım. Yerim uçuruyoruz ha. İstanbul'dan Türkiye, Rize gittik ya yerim. Senin. Uçaktayız. Ya daha iyi ya. İlk sordu bu. Bulutun üzerine geçiyor. Ya cennette böyle mi olacağız ya dedi. Bulutun üzerine ilk defa çıkıyor. Ya dayı bulutun üzerine. Dedim yavrum senin şu mazhar olduğun şu uçakla bulutun üzerindesin ya. Eskide Geylani olman lazım ki böyle çıkasın. Çünkü Geylani'ler, Gazali'ler, Emir Mahmud Bediüzzaman'lar kerametle 30-40 sene manevi terak edecek ki böyle bulutların arkasına gitsin. Evliya olacaksın, gezesin. Biz uçak evliyasıyız. Tamam. Bak bulutun arkasına geçtin. Hatta bana yemek diyebilirsin. Eskide göklerde sofra inerdi, yiyorlardı. Ay şimdi bize de gökte sofra geldi. Gökteyiz ya. Anladın? Bak şimdi. Bir daha tekrar edeyim. Ehemmiyetine binen. Orada da anlattım onu. Cennetteyiz. Bir münadi geldi. Bir peygamber aranızda seçilecek. Sizi buraya tam bir yere geçici bir memlekete götürecek. Neresi? Şaşırmayın. Bir anda seminer veriyor. Her yerdesiniz burada. Bir yerde olacaksınız orada. Her istediğiniz oluyor.
Burada istemediğiniz olur. Orada tam tersi olacak. Her istediğiniz olmayacak, istemedikleriniz de olacak. Orada yaşlanacaksınız, öleceksiniz falan. Öyle bir şey olur mu ya? Fıtrat reddeder. Çünkü fıtratta yok. Buradayken bir anda her yerde olacaksınız. İstemediğiniz yerde olmayacaksınız. Her istediğiniz olacak, istemediğiniz olmayacak. Fıtrata sorun bakalım. Reddediyor mu? Tabii canım, böyle olması lazım. Ya. Aslında dünya niye böyle değil? 10. sözde diyor ki, kafirin Allah düşmanı olması, fıtratına uygun dünyayı yaratmamasındandır. Allah Allah. Ben niye cennette dünyaya gelmedim? Ha, bak şimdi, kafirin diyor Allah düşmanı olması, bak açayım size, niye fıtratının iktiza ettiği bir yerde değiliz? Niye fıtratımın reddettiği yerdeyim? Niye istediğimi vermiyor? Niye istemediklerim başıma geliyor? Allah düşman olması, Allah sorun olduğundan değil, Allah'ın rububiyetinden dolayı kafir ona düşman olmuş. Şey gibi değil mi abi, hani işte sosyalistler işte herkese eşit dağılmalı, niye böyle bir dünya var işte. Aynı işte. Gibi bir düşünceden. Evet. Yani bakın, bize böyle bir teklif edilmiş. Bak bakalım reddedim, ulan hiç istemediğim niye olsun ya? Ama oluyor dünyada. Aslında fıtratımıza zıt yerdeyiz. Onun için müminin ruhu, insanın ruhu dünyaya alışamadı. 500 senede yaşasan gafur, hiç boşuna uğraşma, alışamayacaksın buraya. Çünkü fıtratına ters bir yer burası. Sen ne zaman fıtratında bir anda her yerde olma arzusu yok olup da bir yerde olmasına, bir yerde olmasına dönüşürse o zaman fıtratın buraya uygundur. Dönüşebilir miyim? Gene yok değil mi abi? Yok ki. Nasıl dönüştüreceksin? He? Ne yaparsanız yapın vallahi 5 milyar senede yaşayın, dünyaya fıtratınız uymayacaktır. Her istediğiniz olan bir dünyayı düşünün, herkesin ama. Hiç istemediğiniz olmayan ve bütün insanların istemedikleri olmuyor, her istediği oluyor. Bu herkesin de böyle olursa ne olur? Ben sana şöyle soru sordum bir tanesine. Dedim ki, herkesin, mesela senin araba yeni aldın. Yeni aldın. Ben hiç o arabanın yandığını görmedim. Yürü mü? Yaksa. Niye yapıyorsun kardeşim benim arabamı? Vallahi bu arabanın hiç yandığını görmedim. Ne yapıyorsun lan? Manyak mısın lan? Kafayı mı yerdin? Ben de desem ki sana, ne beyefendi, hürriyetimi niye gasp ediyorsun ya? Ben senin köle miyim lan? Ben ne istediğimi yapacağım. Peki herkes hanıma yer alacak, kızına bilmem ne yapacak. Lan neye gel oluyorsun ya? Her istediğim olsun, istemediklerim olmasın, herkeste bu olursa böyle bir dünyada çoluk çocuğunla yaşamak ister misin? Yok. Peki ikinci teklifim. Herkesin isteği bütünlük içinde değerlensin. Her isteğimiz olmasın. Her istemediklerimiz de olmasın. Yani nizamlı, kurallı bir yerde çoluk çocuğunla mı yaşamak istersin? Hiç kimse için hiçbir kural işlemediği, herkesin her istediği bir yerde çoluk çocuğunla, karınla, kızınla yaşamak ister misin? İster misin? İkinci seçeneği. Cennet. İstemem tabii. İşte. Her şeyi diyorsun. İstemem. Nizama tabi olmak. Nizama tabi olmak ister. O zaman dünyada böyle bir nizamın kurulması gerekiyor ki o nizamda şeriat. O zaman şeriata taraftar olmak kafir için de lazım. Çünkü kafirin istemediğini de ben ona yaparsam beni kim durduracak? Abi bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi şehit öldüğünü bilmiyor ya. Şehit öldüğünü bilmiyor. Yani ne yapıyor? Yani mesela şu anda doktor mesela burada oturuyor. Mesela şehit yaşıyor. Aynen bunu yaşıyor ama ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Şimdi cennetteki özgürlük şehidin öldüğünü bilmemesi gibi bir şey mi Hasan abi? Yani bu, bilmiyorum ifade edebildim mi? Anladım ama öyle de değildir. Değil midir abi? Düşünceyi belirli bir yere kadar götürdün. Evet. Taş koydun, atlıyorsun çamurdan. Gitme yoludur. Şehit mesela öldüğünü bilmez. Ona da benzemiyor. Çünkü neyi hayal ediyorsa, neyi düşünüyorsa cennet değildir. O da çöplüktür. Çünkü o zaman demek ki bununla gidilemez yani. Yok. Cennet çünkü, bununla olmaz. Niçin olmaz buna diyor? Çünkü akıl dünyadaki ilişki ve çelişkilerin çözme aletidir. Ahirette ilişki ve çelişki yok ki. Nasıl çözeceksin bunu?
idraki mal bu küçük akla gerekmez. Zira bu kadar sikleti, bu terazi çekmez. Devam edeyim. Tamam. Çok ilginç aşırı. Kafirle müminin fıtratı aynı değil midir? Sistem olarak. Bozulmamış fıtratlar aynıdır. O zaman o kafiri Allah'a göre düşman olmasının nedenini... Sebebini bir daha anlatayım. Biraz daha... Fıtratı ne var ya fıtratı? Tamam. İstediği şeyler var. Tamam. Mesela ölüm istemiyor. Evet. Terk eder istemiyor. Evet. Zulüm istemiyor. Yani hiç kimse Allah niye müsaade ediyor diyor. Ha? Yanlışlara. Yani fıtratının istediği şey var. Peki mümkün mü dünyada? Değil, yok. Yani bir anda her yerde olmak istiyor ama bir yer. Peki diyor ki kafir adeta. Benim istediğim bir fıtrata, beni böyle bir fıtrata yarattın. Sen bana zulüm için mi yaptın ki? Yarattığın fıtrat üzerine niye dünyayı da böyle yaptın? Hat koydun, sınır koydun. O hapisteki şey var diyordunuz ya, yanınızdaki kafir. Allah'a düşman diyordunuz. Bundan. Aynı laf onun. Niye düşmansın dedim, niye düşman oldun? Bak dedi, senin Allah'ın ne yaptı dedi. Hem de ne yaptı dedim. Beni dedi ki o diyorsan dedi, ben öyle inanmıyorum beni o yaptı ama senin anladığına göre anlatayım. Senin Allah'ın bana dedi, beni bu sistemle donattı. Gitti bu sistemi zıt yerine koydu. O zaman beni işkence çekmek için mi koydu beni? O zaman zalimdir dedi tabi başı. Evet. O zaman tabi bu düşünce dünyaya göre şey yaparsan doğru tabi. Ama cenneti cennet yapan, anlamlandıran dünya süreci gerekiyor. Bir anda her yerdesin, her yerde olduğunu bilemezdin. Karanlık yok, aydınlığı bilebilir misin? Hastalık yok, siyahı bilebilir misin? Bu nimeti bilemezsin. Bu nimeti bilemezsin. O zaman cennette olsak, hiç dünyaya gelmesek, Adem Aleyhisselam cennette beka var, fanilik yok. Peki ne yaptı şeytan? Bak bunu yiyin dedi, yoksa fani olacaksınız. Beka o zaman olur dedi. Eğer cennetin beka olduğunu, fani olmadığını hakikaten izan etseydi Adem Aleyhisselam o yasak meyveyi yemezdi. Abi o zaman yani Esma-i Talim... Orayı biraz karıştı. Abi Esma-i Talim, Adem Aleyhisselam'ın en büyük mucizesi ona Esma'nın talim edilmesi demek değil mi? Yani Adem Aleyhisselam'a tahayyül ve tasavvur verilmiş. Ondan sonra bu Esma burayı izah eden mertebesi yok mu? Yani çiçek bir anda bir çekirdek ağaç olmuyor ki. Eğer ahirette olsak baba evlat olmaz. Yani doğmak dün bugün yarı yok. Cennette dün bugün yarın eşit. Dünü bugün yarı yok. Anne baba yok. Peki anne babalıkla alakalı duygular olur mu? Evlat sevme, sevilme. Dur geçecek, motor geçecek. Bak şimdi anladın mı? Şimdi mesela geçmiş gelecek yok. O zaman dün ben çocuktum, bugün evlendim, yarın baba oldum. Demek baba evlatlık yok. Yok. Ha, o yoksa ne oluyor? Onunla alakalı his yok. Onunla alakalı zevk yok. Muvaffak olmak, bir kuvvet çekirdeğin, bir fiil olma, bir şey çaktığın, yapabilmenin lezzeti var. O da yok. Cennet cennet değil, din ama enkaz olacak. Abi, iş oldu abi. Esma'nın sanki meratibi yok. Ana babanın sevgisini ancak burada anlayabilirsin. Tabi ana baba yok ki. Evlat da burada anlayabilirsin. Orada tenasül yeri değil ki. Yok. Ana, mesela şöyle düşün, ana çocuğuna lezzet alıyor mu almıyor mu? Alıyor. Eğer o ana cennette olsaydı evlat sevgisinden gelen zevk, lezzet, şefkat-i mukaddesesi olmayacaktı. Ezeli ve ebedi. Peki sonsuz korkmuş değil mi? Kapat abi. Ama biraz çabuk olacaksın doktor. Ama gitti. Sen kapatana kadar bak gitti. Hadi bakalım şimdi aç. Şimdi aç. Çünkü yukarısı bozuk. Anladın mı? Manueli bozuk. Bunu yaparsınız. Bak şimdi. Bir dakika, başla. Peki, şimdi anne de çocuğunun altını temizlemek, emzirmek, doğurmak, sevmekten, okşamaktan, ondan sonra ona ana demesinden vesairesine, ana olmaktan, baba olmaktan bir lezzeti mukaddes yok mu? Yani ne mukaddes diyorum? Karşılığı yok. Karşılığı olmayan sevgiye mukaddes denilir. Anne çocuğunu bedelsiz seviyor, mukaddestir, tamam mı? Kutsidir. Peki cennette tenasülleri var mı? Yok. Çoğalma var mı? Yok. Çoğalmayınca kadın analığı olmayacak. O zaman o kadın şefkattan gelen şefkat-ı mukaddesinin lezzeti, ruhanizini ezeli ebedi bilmeyecek ama fıtratta var.
Fıtrat'ta bu hakikat var, o zaman patlardı orada. Mukaddes'te karşılık yok mu abi? Yok ki. O zaman şefkati mukaddes ne oldu ya? Karşılık yok ki, dibi yok ki. Allah Allah. Mesela muhabbette karşılık var, şefkatte yok. Muhabbette karşılık var, Allah kainatı bir sebebi vücudu muhabbettir, şefkat değil. Ne yaptı? Ben seni iyi sevdim, yarattım, ibadet ettim. Ama şefkatte yok. Allah anneye ne yaparsa yap karşılık, anne ne yaparsa yapsın karşılık beklemez. Peki abi şunatta şefkat yok mu merkezinde? Tam merkez. Allah şefkat ediyor mukaddes. Ne demek abi, nasıl bir müjde? Evet. Ben çok iyi anladım. Nasıl Hasan abi, şey? Ne demek istiyor biliyor musunuz Hasan abi? Yani diyor anne gelip seni alnından öptüğü zaman al bir lezzeti. Öyle değil. Onun lezzeti ona lezzet zaten. Asıl o değil. Asıl bizim şu anda burada alem-i şehadette Allah'ı zevk etmemiz. Tövbe estağfurullah. Yanlış. Aynen doğru. Allah'ı zevk etmemiz oluyor aslında ya. Yani ona geçeceğim de. Yani Miraç huzurda hissediyoruz kendimizi. Evet. Allah orada zevk edilemezdi. Edilemezdi. Yok. Esma abi, burada talim ya. Ha? Abi onu demedim. Şimdi şefkatin karşılığı yok. Ben sana dedim de başka bir şey değil. Ya, şefkatin karşılığı yok abi. Yok. Mesela bir çocuk annesine ne yaparsa yapsın o mukaddesse, evet, o onu affeder. Affeder. O zaman Allah'ın şefkati mukaddes. Oraya yanaşırsan sorun yok. Yok ki orada. O damardan mukaddes gitti. Tamam. O güneş. O damar girdin mi? Çekim alanına girmesin. Ha. Şimdi bak. Yine o zaman bu konuşmalardan sonra dünya böyle cenneti cennet yapan, cennet için dünya bir şart mı? Şart da o. Tamam. Şart. Tamam, şart ya. İnan. Yemin ederim inandığım Rabbime ki dünyası cennet, cehennem. Onun için bismillah. Fıtrata cehennem. Evet. Çünkü Adem Aleyhisselam onun için sıkıldı. Fıtrat. Dünyasız cennet, fıtratın cehennemidir. Ha. Dünyasız cennet, o yüzden olsa bile cennette, dünyasız cennet, cennette olsa bile fıtratın cehennemidir. Yazalım abi. Yani cennet mi? Yazalım. Dünyasız cennet. Dünyasız cennet, fıtratın işte tam bunu diyor cennet. Bu bunu diyor işte. Köydeyim abi. Gece, karanlık, kapıdayım. Saat olmuş. Cennet öyle bir karanlık var mı? Yok bak şimdi. Saat olmuş 12. 12'ye kadar köyün milletiyle fuzuli konuşmalar yapıyorum. Artık boğulmak üzereyim. Telefonum Harun. O saatten sonra artık köyde değilim. Harun aynen bu benzerlikteki bir ifadeyi bana kullandı. Beni çıkarttı. Koparttı orada. Ya cenneti vermekle kalmadı Allah. Cenneti anlayasın diye burayı da verdi. Evet. Yoksa anlayacaksın. Fıtratın, bak. Dünyasız cennet, fıtratın cehennemi olur. Bebek. Esas cennet, Esma'yı tam kemal manada talim etmek ise bu dünyaya şarttır yani. Celal ve Cemal'in bir arada olduğu yer. Evet. Cenneti kaldı. Şimdi cennette ne var? Celal yok ki. Kim verdi bir Allah koydu. Cemal var. Cehennemde Cemal yok, Celal var. Peki ikisi de mi bizim? Bizde yaratılmış. Sen kimsin? Kemal. Cennette değilim, cehennemde değilim, istemiyorum. Cehennemden de, cennetten de öyle derdim yok. Benim derdim onun sahibi. O zaman cennet, böyle düşünen bir ruhun cenneti, cennetin sahibini bulmaktır. Böyle bir düşünen bir ruhun cehennemi, cehennemin sahibi olan Allah'ı kaybetmektir. Sema ve arzın meyvesi diyor abi insana. Cennet davası olan, cenneti esas alan cehennem endişesi olur. Bizim cehennemimiz cehennem değil. Bizim cehennemimiz kendimizi kaybetmemiz. Cehennemin sahibini kaybetmek adına kendini tanımamaktır. Çünkü o diyor ki Zat-ı Zülcelal, ya Rabbim seni istiyor. Beni kör kör isteyemezsin, aramazsın. Yani tanımak istiyorum da sana ya. Seninle mülaka olmak istiyorum, sohbet etmek istiyorum. İstiyor musun he? O zaman kendini tanımak. Meğer kendimi tanımamakmış, kendimi unutmakmış, kendimle meşgul olmamakmış benim cehennemim. Kendini tanımak, kendini anlamlandırmak,
kendini kendinde yaşamak, kendinden zevk almakmış benim cennetim. Fethuli fi ibadi ve tuhuli cenneti. O zaman giriyorsun. O da çok zor Hasan abi. Siz bile üstadın şeyine ihtiyaç duydunuz. Yani ben acaba doğru muyum? Onlar yazmasın. Tasavvuru, ya böyle düşünüyorum ama hakikaten böyle mi diye üstad geldi. İhtiyaç hissettim. Kaç ay sonra belki de, kaç sene sonra? Ben orayı başka düşünüyorum Hasan abi. Tamam. Müdahale etmeden yapamayacağım. Et. Alıştık. Evet. Hasan abi. Üstad falan gelmedi. Siz orada mahiyet insaniye birdir, inkısal bu gayri mümkün müdür? Siz orada üstadın kimliğine büründünüz Hasan abi. Siz aslında kendi olayınızı yaptınız. Neden ben görmedim o rüyayı? Çünkü ben o seviyeye gelmedim. Çünkü ben de bu kadar kafa yormadım. İfade edebildim mi kendimi? Muhatap olamadık o. Zahirisi üstad geldi. Batınisi kimse kimseye gitmedi. Yok. Ben de tezahür ettim. Neye benziyor biliyor musun? Bazıları rüyada beni görüyor. Abi uyu arıyorsun. Şöyle yapıyorsun, kızıyorsun sen ama tam mutabıksa o benim suretimde hissiyat, kendi hissiyat. Aynen öyle abi. Sonuçta ne oldu? Sonuca bak. İşte. Sonuçta onayla mı oldu? Evet, evet. Gene gider önemli. Gelebilir yani. Evet. Niye gelmesin ki? Ama gene ki, yok. Yani olayı analiz ediyoruz. Analiz ediyoruz. Evet. Evet. Ama zahir de olmuş. Tabii zahir oldu. Sahil sureti var. Olaya mutabık şey söyledi ve gitti. Yani ve bir sürü çalışmam mesela geliyor tabelayı görüyor ve bakıyor böyle aniden ama benim için geliyor ki ustak tarihçede okuduk ya kitabı okuyup ezberlemezmiş çünkü ömür yetmez 90 cilt kitabı 90 bin değil de 90 cilt kitabı şöyle bakıyormuş meğer ustadın ezberlemesi metin okumak değilmiş fotoğraf çekiyormuş. Şöyle bir baktı, ben anladım hemen. Şart fotoğraf çıktı, geçti buraya. Nereden çıktı ya, ne yapıyorsunuz ya? Böyle şey olun demedi. Geldi. Bunu tahsil, şey yaptı. Aşağıdan yukarıya yapma dedi. Taif, tasavvur, takul, tasdik, izan diyeceğiz değil. Taif, tasavvur, buradan böyle, sonra vicdan ineceksin böyle. Yukarıdan aşağı in dedi. Vicdan in artık dedi ya. Evet. İntihar etmiş olan... kendini zahiren İslam olmadan kendini tanımaya, insanı tanımlamaya çalışan bir karı koca çiftten bahsettiniz. Bunlar ciltlerce kitap yazmışlar insan psikolojisi üzerine. Sonra da intihar etmişler dediniz. İnsan evet. İnsan nasıl mutlu olur? İki cilt kitap yazmışlar. Dünyada şu anda bir şey olur. Rus. İşin uzmanları. Ama o alemden tasdik olmayınca netice yok. İnsan nasıl mutlu olur? Nasıl sıkıntı olur? Yani bununla alakalı çok meşhur bir kitapmış. Ruslar yazmış. Rus iki karı koca. Fakat kitap bitirdikten sonra bir kısa bir zaman sonra intihar etmiş ikisi. Yani batıl yolda kendini tanımaya çalışmanın neticesi. Bu başarısız kitabın o kadar okunması da ilginç. O zaman. Başarısız kitabın o kadar okunması da ilginç. Kendi fıtratında nümuneleri var ve şahit kendisi. Allah'a iddia ettiği Kur'an'da şöyle bir alemler var. Söylediğine kendisi kendisine şahit. O zaman reddetmiyor fıtrat. Bir anda her yerde olma istidadında ve meylinde, emelinde ve arzusunda olan insana Kur'an böyle bir teklif yapınca böyle bir yerden bahsetmek niye mümkün, niye mümteni olsun ahiret? Olamaz canım. Niye? Fıtratta var zaten. Ama tersini koydum biraz önce. Cennetlisiniz ve sizi peygamberle bir yere gönderiyor ama ilk önce seminer veriyor. Diyor ki bak, bir anda her yerdesiniz ama bir yerde olacaksınız. 11. söz. Yani 11. evet. Bir yerde olacaksınız. Bak, her istediğiniz oluyor, istemediğiniz olmuyor bir alem. Ama bu ters olacak. Her istediğiniz olmayacak, istemedikleriniz de olacak. İnsan dönsün fıtratına. Böyle bir şey yok ki. Ancak böyle bir şeyde korku var fıtratta. Böyle bir şey olmasın. Bir anda her yerde iken bir yerde olmayayım. Var fıtrat tamam, korku olarak var. Acaba böyle bir yer olsun. Gayet mümkündür fıtraten. Yazılımı, programı
sistemi bende zaten var. Ahiret bu yazılımın, bak iyi dinle, ahiret benim fıtratımdaki yazılım var ya, iyi dinle burayı, ahiret fıtratım denilen yazılımın vücudu haricisidir. Mimarın kafasındaki projeyi bilirdim şu an. Bir daha söyle abi. Çok ilginç. Ahiret fıtratımdaki yazılım var ya, fıtratındaki yazılımın vücudu haricisidir. Çekirdeği benim. Bunu yaz. Çünkü fıtrat reddetmiyor, kabul ediyor, arzu ediyor, meylediyor, istiyor. Ama fıtratı selimesi çıkmayacak, fıtratı seniyesi çıkacak orada. Vücudu haricisi olacak. Evet, fıtratı selimesi. Ne yaptıysa onu olacak ya. Evet. Seniyesini vücuda çıkartmış olacak. Yani normal içerideki fıtratı selimesini belki peygamber çıkartacak. Tabii peygamber cenneti. Avamın cenneti. Biraz Adem Hasan abi, benim fıtratımda çekirdek evet. olarak bunların hepsi var. Ben bunlara şahit olunca bunlar vücudu hariciye çıkmıyor mu? Şahit evet olabiliyorsan vücudu hariciye çıkmış oluyor. O zaman çıkmıştır. Çıkmıştır. Yani. Çıkmışsa çıkmıştır. Çıkmışsa çıkmıştır. Çok tatlı oldu ya. Vallahi çok güzel. Çok tatlı oldu ya. Fıtratın reddetmedikleri şeyler de hem itikat hem de iman dairesindedirler. Yani fıtrat reddetmemiş. Yani Allah var, Allah teklif edilmiş, ben varım dedi. Fıtrat reddetmiyor çünkü dayanak noktası arıyor. Ahiret söyleniyor, fıtrat reddetmemiş. Tam tersine böyle bir yer olması lazım. Hiç kimse demez ki, ya keşke yok olsak, keşke çürüyse kaybolsak. Resimler çektiriyorsun unutulmamak için. Şeyde abi, o Mesnevi'de hani dört tane şey vardı ya, bize Rabbimiz tanıtan. En sonu hani Mesnevi'de şey geçiyor. Fıtrat-ı zişur. Öyle mi diyordu? Fıtrat-ı vicdandır. Ha vicdan, zişur olan vicdan. Ha yani o demek ki vicdan da fıtratın sözcüsü. Sözcüsü, ifade edilmiş. Zaten vicdan neydi? Ahiretin küçük provası ya. Nasıl? Yaptın bir yanlış, yaptın bir doğru. Gafur diyor sana vicdan. Yanlış yaptın. Bak kızdı geçtin, adamı ıslattın yağmurda, arabanın lastiği ihsan. Yanlış ya, adam da böyle siliyor, sen de arabada görüyorsun tabii camdan, bakıyorsun adam böyle siliyor. Vicdan gider mi gitmez mi? Ne diyor biliyor musun vicdan? Yanlış yaptın, sağa çek getir sürdü. Diyor mu değil mi? Ha, fıtrat yalan söylemez çünkü. Hasan abi, aynı şeyi ben yaptım, özür diledim, çok özür diledim. Yaptım bir kere dedi, yapmayacaktım. Yapmasın. Ha, sen ne kadar arkadın? Adam olduğunu gösterdi kendine. Ha, bu yaptım bir kere, doğru. Ama adam oldun da durdun söyledin mi? Söyledim. Adamsın o zaman. O zaman adamsın. O seni affedince adam değilsin. Sen bunu aşağı diyebildinse adamsın. Seni söylemelisin. Çünkü niye biliyor musun? Söyleyebilmek çok zordur. O adamın sana reddetmesi o kadar mühim değil. Allah bunu istiyor. Şeytan bunu yapmadı. Allah günahsızlığı yapmıyor. Ama bunu idrak edip dönebilir, ifade edebilmek. Kusura bak, özür dilerim. Oldu. Yaptım bir kere. Tabii canım. Yaptık ama geri dönebiliyor. Çünkü daha ölmedi. Allah bunu çok seviyor. Bunu bir daha üç defa mı diyeyim? Allah bunu çok seviyor. Yani yaptığım bir şeyi yanlış yaptım. Allah bunu çok seviyor. Allah bunu çok seviyor. Allah bunu çok seviyor. Neyi? Yaptım. Affet beni Allah'ımı çok seviyor. İkisi de yanlış yaptı. Şeytan da yanlış yaptı. Adem Aleyhisselam da. İkisi de yanlış yaptı. Birisi kusuru derüfte etti. Birisi kusuru Allah'a verdi. Beni sen azdırdın dedi şeytan. Adem Aleyhisselam dedi ki ben nefsime zulmettim. Yaptım bir kere Allah'a. Ve affetti, affetmeyi de etmedi. Hadi bakalım peygamber oldu. İlk peygamber. Dünya gibi nimete kına evet. sarıldı. Kusuru derüfte etti. Kusuru derüfte etti. Çekirdek patladı. Derüfte edeceksin. Bizim
Peki. Kesinlikle bir tane bir dakika. Bunu söylemeden yapamayacağım. Tamam. Şey söyledim. Yarım sayfa var biterim. Bir saat oldu. Allah aşkına. Oldu mu bir saat? Olmadı. Tamam. Şimdi muhabbet karşılık bekliyor değil mi Hasan? Karşılık bekliyor. Değil mi? Nezdet diyor. Nezdet. Yani muhabbet ettiğiniz zaman şimdi şöyle konuşayım. Benim mukaddes değildir ama. Yok. Yani, nezdettir. Tamam. Şefşen. Yani şunu demek istiyorum sana. Ben muhabbetimle cenneti hak et diyorum. Hak ediyorum. Evet, evet. Muhabbetimle. Ama şefkat demek yani Allah sen kendini çıkartıp tövbe estağfurullah sıbgatullah mı diyorduk? Allah'a artık yaşıyorsun, boyalanıyorsun, artık şey yapıyorsun. O zaman işte rızayıyla, o zaman Allah'a muhatap ediyorsun. O cennetin sahibine o zaman muhatap oluyorsun Hasan evet. abi. O zaman kızın, yani şefkatle, muhabbetle değil de şefkatle sana. Evet, evet, evet. Evet. Ama ona varman için tam 6 tane yer geçmen lazım. Şöyle bak. Cennet muhabbeti mi, nezdehe midir acaba? Karşılık vermek. Bak, bir komşunun insana yemek vermesi var. Bir Allah'ın muhabbetine mi? Şöyle masal olur. Çarpıyor mu? Yok abi. Var mı bir şey? Yok. Güneş böyle. Bu ne zaman kalmış? Bir silsene şefkat. Şefkati mukaddes, doğru mu? Evet. Çık dışarıya. Muhabbeti nezdehe. Bir cümleniz vardı abi. Cenab-ı Allah'ın şeyi kainata şefkati muhabbeti münezzesi var. İnsana şefkati mukaddesisi var. Yani kafire muhabbet şey Rahman'ı var. Müslümana rahimiyeti var. Hı. Onun yerine işte. Z. Doğru mu yazdın? Bakar mısın? Cenab-ı Celle'nin şefkat mukaddesi var değil mi? Yazı doğru mu? Lezzet. Git lan münezze. Muhabbetinde bir B olacak. Çok farklı. Muhabbet. Muhabbet. İki tane. Mukaddesi. Şef de koyarsın. Şimdi muhabbet. Şefkat mı? Memnun. Şefk. Bakın o şef var abi. Şef var bak. Şef ki mukaddes. Mukaddes. Şef B'yle yazılıyor. Düzelteyim. Şef ki Trabzon'da F yani. Rize'de. B mi var? Evet abi, Van'ın B'si. Şey Allah'ta var ya bunlar değil mi abi yani? Böyle mi? Evet abi. Ama sürü mukaddes, lezzetli mukaddes mi yok? Lezzet abi, evet. Evet. Memnuniyet mi? Evet. Sonra iftar. Ne yaşadın yukarı yazdım anlatacağım. Ne olmuş bu? Ne olmuş ne? Bak. Çıkış. Okuş. Daha merkezden harice. Merkezden harice. Bu son daire. Burada sırf şu farklı şey. Şey muhabbet. Bir alttaki abi. Yok bir alt müze. Tamam mı? Şimdi burası
şuhunat-ı zatiye, tamam mı? El merkezde bu var. Buna gelebilmen için bunları geçmen lazım. O lafı diyebilmen için. İstidatlarını, kabiliyetini. O zaman hak ediyorsun. Allah, bu kanalla Allah'a bakmayı. Abi, o yok abi, üstü, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Yok abi. Şu ilk beşi, Hasan abi ilk beşi terk ile mi elde ediliyor acaba? Yani ilk beşi, hatta ilk altısı terk ile mi elde ediliyor sanırım? Peki şey, terkler neyin özelliğiydi? Dimağ, kalp, tecerrüt. Buralara tecerrütle olur. Tecrüt seni inşa ediyor. Bak hele. İhya mı ediyor abi, inşa mı ediyor? İhya ediyor. İhya ediyor. Çünkü terklerle inşa olursun, tecrütlerle ihya olursun. Akrebe. Yani terkle tecrütü burada ayırdım. Sen tabii canım. Ayırmadık gibiydi ama. Çok ayırdık. Yani ikisi de terk ve tecrüt diye dima demedik değil mi? Yok yok. Tamam. Terkler dima, tecrüt kalbe ait. Hasan, mukaddesle münezzehi böyle mesela farkı nedir desek, böyle bir kısa şekilde nasıl şey yapabiliriz? Mesela sen bunu söyle bakalım. Ben abi o cümleden biliyorum işte, mesela insanların diğer çocuklara şeyi münezzeh ama annenin ki mukaddes kendi çocuğuna. Tamam, şefkat öyle dedi. Bu ne pek olacak? Yani mukaddesle münezzehi arası gibi. Bir şey söylüyor mu? Bilmiyorum. Şeyde mektubatta yani muhabbet-i mukaddes diyor. Bu var yani, değil mi abi ya? 18'de şefkat-i mukaddes var yani. He? 18. mektupta 3. meselede şey geçiyor yani. Mukaddes diye geçiyor. Şuraya. Yani 24. mektupta münezzeh diye ayrılıyor. Evet. O zaman çok harika bir şey karşınıza geldi. Hangisini alacağız? Evet. Unutmayın. Nereden? İslam hukukunda ve Risale-i Nur'da ikiz aynı şey çatıştığı zaman ölçü şudur. Haramla farz çatışınca, eğer farz yaparken haram yapacaksan, haram yapmamak için farzı terk edin. Eğer bir yerde muhabbet-i münezzehe ve mukaddes diyorsa, hangisi asılsa o alınır. Asılmasa? Yani ana kolu mu? Evet, anaya hangisi? Mesela bunlar mukaddes, münezzeh. Şimdi bu daha yüksek. O zaman bir yerde muhabbeti münezzeh diyorsa, bir yerde muhabbeti mukaddes diyorsa, mukaddes al. Mukaddes biraz da üstü. Peki Hasan abi, şey bakar ya, diyeceğiz gibi de. Ha, ben de öyle anladım. Çünkü mukaddes mi daha şey münezzeh? Biz hangisi olduğunu tam bilmiyorum ya. Eğer hangisi üstün sonu? Üstünlüğünü nasıl tartarız? Yani buradaki bakış açısı... Şöyle. Kitaba göre. Bak, farz, ibadet, namaz kılmak veya bir ibadet yapacaksın. Ama yaparken haram. Haram işleyeceksin. O zaman münezzeh, tabii. Şeyi al. Haram işlememeyi esas al. Yani münezzeh de. Tabii tabii. Münezzeh. Münezzeh daha üstün ya. Münezzeh ya. Çünkü harama düşebilirim. Hasan abi, bir de bize şey öğretmiştiniz. Hani bu hayat bahsinde geçiyor. Anladım. Bir yerde nur diyor, bir yerde ziya diyor. Bakış açısına göre de değiştiremez miyiz? Değiştirilir ama çatıştığı zaman Allah'ın şöyle bir şeyi var. Adeti. Mesela ortada kaldığın zaman iyisini al. Mesela haramlar çarptıysa iki haram. Yapmak zorundasın. Az haram al. Efendim. Evin al. Evin şeyi al. Mesela buna bir tane de menkibi var, peygamberimizin hadisi. Menkibi değil, hadis. Bir adam dönüş yapıyor, hayır bir yere gitmek istiyor, vefat ediyor yolda. Şerlerler sahip çıkıyor, bu yüzdendir. Ya hayır yapmadı ama hayra gidiyor. Hayırlar diyor ki, evet hayır yok ama bize geliyordu. O zaman ölçüyorlar, o ne kadar mesafe kat etmişse onun olacak. Bak ne yaptı? Amelini değil, niyetini yaptılar. Öleni. Şimdi mukaddes mi üstün, münezzeh mi? Nasıl karar veriyorsunuz? Bence münezzeh. Benim değil ki karar. Ben, nasıl bir üstünlük olabilir burada? Ha, üstünlüğü daha bilmiyorum yani. Ha, şöyle olabilir mi? Mukaddesle alacağım mı Mehmet?
mukaddes mi nedir, münezzeh nedir bilmiyorum. Hangisi daha kutsi bilmiyorum. Mukaddes, münezzeh mukaddese göre daha gayiptir diyebilir miyiz? Gayip. Gayiplığı daha fazla var yani. Gayiplığı daha fazla münezzehin mukaddeste. Mukaddes bilinen diyelim, görünen tüsü şeyler hepsi bilmiyor. Münezzeh de bilinmeyen tarafı daha fazla. Burada nezihte geldiği için evet, temiz, zıtı barındırıyor. Bu kutsi olunca zıt yok. O mukaddes zat, Gelane için 149 hikikası galiba. Kutsi zat. Kutsi zat. Kutsi ne demek? Mukaddesin köküsüdür. Kök yapısı Arapçada. Kutsi. Mukaddes, kutsi ya. Yani çok. İsmi kutsu var. He, kutsu. Yani kürsten sıyrılmış mı anlayacağız abi bunu? Bu sıyrılmış tabii. Şöyle bir şey... Kürsten sıyrılmış tabii ki bu, o mukaddes zat diyor. Beşeriyeti şey olmuş. Ama münezze yani nezi, temiz demek mesela diyelim. Çamaşırda pislik vardı, yıkadık, nezi oldu. Yani tam da bilmiyorum. Yani bunları şöyle bir tek tek okumam, lügatta olmaz. Şöyle bir şey olur mu abi? Yani hukukta var da bir genel kanun var, bir de özel kanun var. Mesela orada hukukta da yaşanıyor. Umumi hukuk, yani, şahsi hukuk. Yani gibi mesela bir hukukta bir terim geçiyor. Ama bir de özel hukukta da yani mesela imarla ilgili bir şey var, genel bir kaide. Çatıştığı zaman özel hukuk geçerli olur. Yani özeldeki, sırf onun için yapılmış bir kanun varsa oradaki şey daha baz alınır. Çünkü ona münasır hazırlanmış imar kanunu varsa oradaki ifade esastır. Diğer borçlar kanundaki imarla ilgili ifadeye ikinci derece bakılır çatıştığında. Burada da mesela 24. mektup direkt konunun ana damarı burası. Buradan o zaman çıkar. Ana damar bu ama şöyle bir şey de var. Mesela ustak diyor ki İmam-ı Rabbani'nin şöyle bir tevili var. Yusuf Aleyhisselam'a yok. O muydu? Ben sana Mevlüt. Süleyman Efendi. Ben Allah için çarpıyor. Ben sana aşık olmuşam. Yerine Allah'a yakışmıyor aşık olmak. Razı olmuş. Diyor. Ben sana razı olmuşam değiştir diyor. Tamam mı? Şimdi orada muhabbeti ve şefkati. Mesela onlar muhabbeti esas almış, daha galiptir diyor. Ustad diyor ki, hayır, şefkat daha üstündür. Ona örnek veriyor. Diyor ki, Zeliha'nın da Yusuf'a alakası muhabbettir. Tamam. Yakup'un Yusuf'a durumu şefkattir. O zaman münazıyı da değerlendir. Mesela burayı Zeliha'nın çıkartalım. Zeliha'nın Yusuf Aleyhisselam'a karşı şefkat değildir. Muhabbettir. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'a karşı muhabbet değil, şefkattir. Nispeti. Peki muhabbet Vedud ismine. Şefkat ise Rahim ismine. Ben bir şey söyleyebilir miyim Hasan abi? Biraz atacağım yani Hasan abi. Özür dilerim. Şimdi bakın, şunların bütünlüğünün, daha doğrusu şunların bize bir karşılığı yok mu abi? Var tabii. Yani bunların bütünlüğünün bize bir karşılığı var. Şimdi şöyle söyleyeyim, ama bu karşılıkların hiçbiri mukaddes değil. Yani şöyle söyleyeyim, mukaddes değil demeyeyim de tövbe estağfurullah. Yani belki bir cüz'ilik var orada. Yani iftiharı cüz'i belki. Mesela bizdeki iftihar var ama mukaddes değil. Evet, mukaddes bizde değil. Bizde şefkat var ama mukaddes değil. Yalnız yalnız muhabbetimiz münezzeh ama. Bir tek muhabbetimiz münezzeh ama. Yani o oradan buraya da aynı, buradan oraya da aynı gibi. Bir bağ. Yani şey gibi, dimağdaki izan peki, gibi. Peki, ya şey, Gafur, sana 15 gün mühlet. Çarşamba dersine bizi takdim eder misin? Münezzeh ile mukaddes arasındaki fark. Harun'la beraber yapın. İnşallah abi. İkiniz takdim edin bize. Ama biraz daha zamana fazla verin abi. Bir ay veriyor. Bir ay abi. Tamam. Daha fazla verin. Tamam, tamam. Çünkü sabrımız yok tamam, senin abi, gibi. İnşallah. Senin gibi ama. Sabrımız yok demedim. Senin gibi. Sabrımız yok senin gibi. Acayip ama. Çünkü bu buralarda yürümek öyle kesin bilmediğim bir şeyde. Ancak şeylerimizi söyleriz. Arapçada lügat manası nedir? Ama
Yarabun'un bir dersini yapmıştı. Bak Osmanlı. Evet. Müezzeli Mukaddesi'nin dersi var. Var mı? Sitede mi? Sitede var ama. Ne çıktı? Yani %100 ben çıktığını hatırlamıyordum. Dersten yapıldı ama. Ha, becerebildim. Yani olmuştur da oldu. Hani şimdi yani ben o dersi hatırlıyorum. Mukaddes de Müezzeli o dersi yapmıştı. Ona da vermişiz demek ki. Ha, ama hani böyle dört dörtlük çıktı mı bilmiyorum. Hatırlamıyorum çok. Yani çok öyle gibi gelmiyor. Tamam. Ama Allah'ın izniyle Harun'la bu ikisi takdim ettimiz inşallah. Mesela 9. sözde hemen diyor ki ehli dalaletin efkarı batılasından münezzeh ve mualla kainatın bütün kusuratında mukaddes ve muarra olduğunu diyor. Mesela hemen bir şey çıkabilir. Of. Beşer canebiden münezzeh. Birine hadsiz diyor. Efkar batılası demişti. Evet. Çok farklı yerlere bakıyor. Çünkü acayip bir şey. Peki burada bırakalım. Çünkü seçime gideceksiniz. He. 53 dakika. Şey kaldık, 229'da kaldık. İşaret üzerinde 166'da kaldık. Bahir'de var bu. Elhamdülillah. Rabbil Alemin.